iyi misin? Evet. İçim açıldı resmen. Ben sana ne zaman baksam içim açıldı. Söylesek mi herkese? Annenlere falan ha? Sen böyle stres yapıyor gibisin. Ben sana hiç kıyamıyorum. İyi görmüyorum hiç seni çünkü. Evet. Ha? Kendimi çok garip hissediyorum. Hiç alışkın değilim böyle şeylere. Boğuluyor gibiyim. Ya bir de anneme yalan söylediğim için kendimi çok kötü hissediyorum. Annenden başlayalım önce o halde. Birlikte konuşalım istersen. Olmaz. Ben halledeceğim. Yani daha fazla yalan söylemeyeceğim ona. Dün rüya gibiydi. Kabus gibi bitti. Ajansta olanlar. Zaten annem ben söylemeden öğrenecek. Ya bir an önce konuşmam lazım. Ya söyleyeceğim, söyleyeceğim de ne söyleyeceğim? Biz çok aşık olduk birbirimize dersin. Can beni çok seviyor dersin. Ben de seni çok seviyorum. Şeyler yiyelim mi? Sonra seni eve bırakırım. Olur. Tamam. Bakalım kim daha iyi fotoğrafçı Can David? Ne düşünüyorsun bakalım? Hiç. İzlediğimiz diziyi düşünüyordum. Yeni bölümü gelmiş midir acaba? Gelmiş, gelmiş. İzledin mi? Yok ama beraber izleriz diye düşünüyorum. Olur, izleriz. İyi tamam o zaman bu akşam. Şöyle güzel bir pizza da söyleriz. Ay çok isterdim. Çok güzel bir plan ama benim bu akşam eve dönmem lazım. Dün bize hırsız girdi ya, annem çok tedirgin. Ha doğru. Şansımı deneyeyim dedim ben de. Maalesef bu hafta birkaç gün böyle olacak. E tamam, haftaya beraber izleriz. Evde baş başa. Olur. Çok güzel olur. O zaman seni eve bırakıyorum. Aslında beni mahalleye bıraksan daha iyi olur. Ben oradan eve yürürüm. Sana zahmet olacak ama. Ah Leyla, o kadar zahmet oluyor ki her gün her gün. Uçak çok güzel. Benim ritim duygum çok iyidir Can. Fark ettim. Oh. Sonunda özletmiştin. Yanındayım ama. Aşk işte yani yanındayken bile özlüyorsun. Değil mi? İnsanın böyle her yere yazası geliyor. Her yere C kalp S yazası geliyor. Herkes bilsin, duysun istiyor. Sadece insanlar da değil. Kuşlar, balıklar, böcekler, kediler, köpekler dile gelsin istiyor. Aynen öyle Can. Dur ben söylediğimi şu anda yapıyorum. Salim Can'a aşık! Salim'le Can sevgili! Amca duydun mu? Teyzeciğim biz sevgiliyiz. Evet. Oh be biraz rahatladım. Bir şey söyleyeceğim. İnsana dönmedik mi ya? Ajanstı, kampanyaydı, bilmem neydi. Niye varmış ya? Delisin ya. Balık? Ya sensin balık. Balık ekmek miyiz yani? Yer miyiz? Acıktık mı? Aa, pardon. Erkeğin romantizmi acıkana kadar. Doğru. Nedim abi, hayırlı işler. Eyvallah. Ben direkt giriyorum mevzuya. Lüferin var mı abi? Süper. Bize iki adet ayırıyorsun. Bir de senin bir masan vardı köşede, manzaralı. Bildin mi? Aynen, aynen. Aşıklar için hani bana laf atıyordun sürekli. Seni ne zaman göreceğiz bu masada falan diye. Heh, onu da ayırıyorsun bize. Tamam. Geliyoruz biz. Okey, görüşürüz. Alo Ayhan. Alo, sen Emsi. Ne haber? İyi. Sen ne yapıyorsun, nasıl? İyi. Aşk işte, yoğun biraz. Buralarda fena yoğun. Söyleyeyim de. Nasıl yani? Dün seni Can Bey bırakmış ya eve. Bunu Aysun görmüş. Nasıl? İyisi gitmiş Mevkiba teyzeye anlatmış. Mevkoş delirdi vallahi. Nasıl ya? Ne diyorsun? Ne oldu? Daha da bitmedi.
Nihat amca da duymuş bu durumu. Nasıl duymuş? Nereden duymuş? O da şöyle olmuş. Çakal İhsan gitmiş söylemiş Nihat amcaya. Nihat amca da böyle küpleri binmiş, tamam mı? Saldırmış falan. Abim zor ayırmış yani. Ne diyorsun ya? Vallahi sen buraları biliyorsun ya. Bizim mahalleyi biliyorsun. Mahalle çalkalanıyor yani. Tamam ben geliyorum. Geliyorum, kapat. Ne oldu, kötü bir şey mi var, değil misin? Şey, mahallede dedikodu çıkarmışlar. Annemle babam da onlarla kavga etmiş mahalledekilerle. Nasıl bir dedikodu, ne diyorlarmış? Senin beni eve bıraktığını görmüşler. Sevgililer demişler Can'la sana. Sevgiliyiz zaten. Olmaz Can, olmaz. Öyle bir şey olmaz bizim mahallede. Yani sözlü olur, evli olur, nişanlı olur ama sevgili olmaz. Yani dizilerde olur öyle şeyler. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Sen beni eve bırakacaksın. Yani mahalleye yakın bir yere bırakacaksın. Yemek? Boş ver şimdi. Mahalleye sakız olmuşuz. Ben gideyim de durumu toparlamaya çalışayım. Peki. Annemle babamı düşünemiyorum şu anda. Tatlım nasılsın? Sana bomba gibi bir haberim var. Can Divit'le ilgili. Aşk olsun. Sen beni hiç tanımadın mı tatlım? Benden ne zaman yalan haber çıktı? Tamam canım, gönderiyorum. Yarın hazır olur mu? Harika. Görüşürüz o zaman. Anne, baba, benim size bir şey söylemem lazım. Biliyoruz çocuğum, biliyoruz. Nasıl? Mahallede duymayan mı kaldı? Herkes bunu konuşuyor. Nasıl herkes biliyor? Nasıl herkes bunu konuşuyor anne ya? Babanın Çakal İhsan'ı nasıl dövdüğünü konuşuyor. Duymayan mı kaldı? Evet, duyduk. Millet hakkınızda atıp tutuyor. İleri geri konuşuyor. Patronlarınız geçenlerde iyilik olsun diye bıraktılar ya sizi eve kadar. Yakaladı tabii bunu steril. Başladı vın 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 vın. Can Bey dün gece seni mahalleye mi ne bırakmış? Sözüm ona. Anne ben... İşte bak. Ben biliyorum çocuğum, sen Ayhanlardaydın. Benim kızlarım bana yalan söylemez. Ben kızlarıma güveniyorum. Ama el alemin ağzı torba değil ki bu sesin. Anne ben... Aman işte boş ver be. Boş ver. Ne derlerse desinler pis yalancılar ama diyemiyorsun işte. Baksana. Koca adam atladı Çakal İhsan'ın üstüne panter gibi. İşte insanın çocukları söz konusu olunca hiçbir şey görmüyor gözü, değil mi Nihat? El alem ne derse desin, ben kızlarıma güveniyorum. Ama artık ne olur beni bu insanlarla muhatap etmeyin. Patronlarınız çok iyi insanlar ama mahalleye gelmesinler bir daha. Bu insanların ağzına laf vermesinler. Ben artık bunu sizden rica ediyorum kızım. Peki baba. Tamam babacığım, haklısın. Dikkat edeceğiz. Tamam. Canım benim nasıl üzüldü, nasıl ya. Aa, ne oldu gözüne? Sorma, nazar değdi herhalde ya. Enfeksiyon kaptı, ne bileyim ya. Batıyor, yanıyor, şişti, kan çanağı gibi oldu. Allah'ım çocuk. Yanıyor mu çok? Kim? Hiç dokunma. Bulaşıcı falandır şimdi. Hiç yanaşma yani. Yarın bir doktora görüneceğim. Neyse, boş ver beni. Güzel konulardan, tatlı konulardan konuşalım. Bu yokmuş gibi davranalım hayatımızda. Geçer inşallah. Bunu boş ver. Pozitif şeylerden bahsedelim. İyi tamam. Nasıl gidiyor? Allah Allah. Her gün iştesin, güçtesin. Bana niye iş güç soruyorsun? Ne nasıl gidiyor? Biliyorsun işte nasıl gidiyor. Hayır oğlum. Aşk hayatın nasıl gidiyor? Yani bakıyorum da senin gemi... Emir atmış Sanem'in bana. Evet. Sanem bana bayağı iyi geliyor. Bayağı iyi geliyor. İyi geliyor demek. Aha. Vallahi açık denizler senin olsun paşam diyeceğim ama senin de durumun pek bir Leyla gibi geliyor şu son günlerde yani. Suratında bir alık bir ifade yakalıyorum. Ne zaman baksam nedendir bilinmez. Dur sen ne diyordun? Bayağı iyi geliyor. Aynen öyle. Ceyda konusunda ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum. Ne düşüneceğim? Ceyda konusu ne ki ayrıca? Ne düşüneceğim ben? Görmüyor musun oğlum? Senden hoşlanıyor. Görmüyorum. Görmemeyi tercih ediyorum. Nasıl yani? Yani gözüm görmüyor. Sanem'den başkasını gözüm görmüyor. Genel olarak da şu an gözüm görmüyor. Fiziksel olarak da bir görmeme durumu var. Ruhsal olarak da gözüm
Görmüyorsan hemden başkasını. Nasıl yani? Şimdi hem fiziksel olarak görmüyorsun, ha, hem ruhen görmüyorsun. Görmüyorum abi. Genel olarak görmemeyi bu ara öyle görmüyorum. Yani. Şu. Vay be Cendevit'e bak. E sen demir atmamışsın ki baya baya karaya oturmuşsun ha? İlla bir özlü söz çakacaksın ha. Aç, gözümüz gönlümüz açılsın. Bir şey aç. Ablacığım. Abla ya, abla ya. Olmadı, ne yapacağız? Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Mahalle bu durumdayken ben asla söyleyemem, asla. Yok, söylenmez. Hayatta söyleyemeyiz vallahi. İkimiz de topa koyarlar. Of ya, of. Tamam, tamam ya, tamam. Canı sıkma, canı sıkma. Bu mahalleli zaten yarım gün kendine başka bir dedikodu bulur. Bunu da unuturlar. Tamam, biz de o zaman böyle alıştıra alıştıra yavaş yavaş söyleriz. Unuturlar mı? Tabii tabii, unuturlar. Baksana, şu anda hayatta söyleyemeyiz. Babam bile kurulmuş. Evet ya, evet. Ya kim tahmin ederdi babamın biriyle kavga edeceğini? Bundan sonra daha dikkatli olmamız gerekiyor. Daha titiz davranmamız gerekiyor. Aynen öyle. Bundan sonra olağanüstü hal değiştir. Çak. Sessiz ol. Ya benim yüzümden. Allah Allah. Anlaşma yaptık. Abla. Hey. Telefonla konuşma, mesajlar, ses gitmesin. Tamam. Aynen. Saklan. Odana saklan. Tamam, tamam. Aa, oy. Güle güle, ben de geldim. Aa, nereye geliyorsun ya? Şirkete mi geliyorsun? Anneciğim, biz dün akşam bunları konuşmadık mı? Hala mı güvenmiyorsunuz bize ama? Allah Allah, ne alakası var çocuğum? Yok artık yani, bakkalı açacağım. Bakkalı mı? Babam açmadı mı bakkalı? Ya taksiye çağırdılar onu. Sabah sabah şoför mü ne hastalanmış ondan. Taksiye gitti o. Ya ben de ne diyorum biliyor musun size? Hı. Ne güzel fikir aslında be. Ben de gelsem iş yerine sizinle, böyle bir kenarda otursam, fıstığımı ayıklasam, örgümü örsem, çıkarmam ben, öyle otururum. Sorun bakayım patronlarınız oluyor mu? Gözümün önünde olursunuz hep. Ya değil mi ya? Çok güzel fikirmiş bu anne. Biz gerçekten bunu bir konuşalım Can Bey'le filan. Çünkü biz kreşe gidiyoruz ya, bence çok iyi fikir bu anneciğim. Hadi hadi, sinirlendirmeyin beni. Al şunu. Tamam. Al sen de şunu. Hadi bakayım. Çok işim var benim, çok. Hadi. Belki de tamam der patronlarımız. Günaydın komşum, hayırlı sabahlar. Günaydın Şerife. Allah Allah, mahalle fukur diyor yani. Hayırdır inşallah. Ay anne, bırak Allah'ını seversen ya. Milletin ağzına laf lazım. Hala dünkü dedikoduları konuşuyorlar. Anne, şu dedikodulara kulak asma. O Aysun da dinleme. Hele var ya, o Aysun konuşursa Allah yarattı demeyeceğim. Yemin ediyorum, yolunmalara doymadı kadın. Yolunmalara doymuyor. Ben bittim, o bitmedi ya. Hadi biraz süpürelim ama. Biraz süpürelim. Hadi anneciğim, biz kaçtık. Bir dakika. Gel buraya. Oturmanıza kalkmanıza dikkat edeceksiniz. O etekler var, açılmayacak. Dikkat edecek. Kapalı kapalı oturup kalkacak. Eğer birisi size gazoz ya da meşrubat ikram etmeye kalkarsa etmeyeceksiniz. Ananızı babanızı tanıyoruz. Gelin onlara götürelim diyen olursa da gitmeyeceksiniz. O telefonlara ulaşılacak. O telefonları fena yaparız. Hani 6 yaşında mıyız biz ya? Niye bize zeka geriliği yaşattırıyorsun şu anda? Evet hani, ne bu böyle eteğe karışmalar falan filan? Allah Allah. Hadi. Güle güle yavrularım. Nebahat abla hadi. Bir çekirdek bir dedikodu. Annemi üzmeyin. Çok ayıp yalnız ha. Cık. Allah. Günaydın. Günaydın. Nasıl oldun? Geçmedi mi hala? Geçmedi, geçmediği gibi iyice şişti. Yanmalar, batmalar arttı. Acılar içerisinde gidiyorum. Doktora görüneceğim gitmeler. Haberlerin çıkmış. Kompel Spor'tur kesin, ödül alacağız abi işte. Aşk haberleri. Aşk haberi mi? Hı. Sanem'den. Ya bunu kim nereden gördü, nasıl haberi oldu da çekti? Allah Allah ya. Sanem de tam annesiyle konuşacaktı. Çok kötü oldu bu haber, bir arayayım sorayım. Çok kötü oldu bu haber, çok. Umarım konuşmuştur. Üst üste geliyor her şey. Tadım kaçtı, ben kaçıyorum. Neyse tamam, sıkma canını, geliyorum ben de. Tamam. İnanamıyorum gerçekten, inanamıyorum. Ay! Cenk! Ne var haber?
vermiş. Kesin bilgi. Çağırmasın şunu Cece. Bırakır mısın? Haber yalanmış. Nerede yalanmış ya? Bir de bizi diyorsun dedikodu yapmayın diye. Görmüyor musun işte? Bak haber bile olmuş. Sevgililermiş işte. Ben demiştim işte. Dedikodu değil mi? Sevgililermiş. Görüyor musun? Bak görüyor musun? Samimi bir şekilde görüntülenen çift herhangi bir açıklama yapmaz. Can Divit yakın zamanda bir dergiye verdiği röportajda kalbinin boş olduğunu söylemiş. Bu aşk evliliğe gider mi? Herkes gözükte bekliyor. Bakar mısın? Ay inanamıyorum ya, ben de yüzüm ya, fotoğrafa bakar mısın? Cece! Oh. Ne oldu? Bir rahatlama geldi. Bugüne kadar ben biliyordum, hep saklıyordum, sırdı bende. Şimdi herkes bilince böyle bir anlamsız, böyle bir huzur, rahatlama geldi. Ya. Arkadaşlar yeni bir haber düştü. Ne? Aa öyle mi? Ne? Okusana. Bakalım. Eski habermiş. Ne kadar şapşalsın. Arkadaşlar ne oluyor, yine köy kahvesine çevirmişsiniz buraları? Aa Deren Hanım. Yok hiçbir şey yok şu anda. Hiçbir şey saklamıyoruz sizden Deren Hanım. Ne saklıyorsunuz benden CC? Bir şey saklama. Aa eli sıkışmış bilgisayara Deren Hanım. Aa, eli kalmış. Ne o? Bakacağım. Aç. Bilgisayar. Aç, bilgisayara bakacağım. Bilgi var. Tamam, bilgilere bakacağım. Aç. Ya açamayız şu an. Açamayız. Ne demek açamayız? Açar mısınız? Bakacağım. E tamam artık, açın artık. Açın, aç. 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 Oy birliğiyle açalım. Aç. 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 Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Seri hareketlerle hepimiz işlerimizin başına dönüyoruz. Lan bu damardan mı alıyor bu kafeinini? E delirmedi. Sakin ol. Birazdan delirecek. Bu da bir sistem, bir yöntemi. Onu da çözdüm. 10 9 8 7 6 5 doğru. 4 3 İki, bir. Hadi Nebeyat, selam söyle senin dününe de. Hadi. Subhanallah. Kadınlardan bulaştı bunları da dedikodu ha. Tövbe estağfurullah. Günaydın. Günaydın. Hayırdır, nereye? Şöyle kahve tarafına doğru gidiyorum. Sen? Hiç, bakkala doğru uzayacağım biraz. Kerevizlere de bak, tazecik. Vallahi bir salata yapılır. Mevki Bey, Mevki Bey. Hadi gel içeri gidelim. Hadi gel, bir çay içelim, sohbet edelim azıcık. Mevki Bey, gözlerin aydın. Gözlerimiz aydın olsun komşum. Ne diyorsun Steri? Ah ben ne diyeceğim? Gazeteler diyor, hem de boy boy. 8 sütuna manşet. Aa, okumadın mı? Ayol, mahalleye kütüphane açıyorsun. Kalkıp bir tane gazete alıp okumuyorsun. Sanki okumazsan kim okuyacak ha gazeteleri? Steril, yemin ediyorum bak şu kerevizi seni bir dövelim yemin ediyorum. Buna acırım ama, bu kerevize acırım ha. Ayol, tebriğe geldim, karşılamaya bak Allah'ını seversen. Ama bravo, Mevki Bey, bravo. Bütün aleme bizi çok güzel tanıttın. Bütün alem mahallemizi çok iyi tanıyor artık. Sayende başkanım. Ne saçmalıyor bu Meleğen? Ay Mevkoş yani, al kendin oku. Vallahi benim söylemeye dilim varmıyor. Bütün mahallenin ağzında bu haber var. Öf. Nikah ne zaman? Nişan ne zaman? Nişan. Aa ama sen hem sosyeteye gidin. Sosyete nikah, nişan bilmem de bilmez tabii. Nereden bilecekler? Onlar bir gün biriyle, bir gün biriyle. Koş. Gel anacığım, gel. Kadın gidecek. Parçalayacağım seni ben. Otur, otur. Otur canım arkadaşım, otur. Allah aşkına ben sana kolaya getireyim. Ah Aysun, ah Aysun, ah. Ay Allah'ım yarabbim. Hala gülüyor orada. Kız Mevkoş, anacığım bunlar gerçek değil. Kız bunlar dedikoducu hepsi. Ay ulusal dedikoducu üstelik bir de bunlar. Ah, kız kimi arıyorsun? Kız kimi arıyorsun? Ay vallahi. Ay, hala gülüyor orada. Ah, söyle anacığım, kimi arıyorsun sen bakayım? Meleğat. Ha canım benim. Çantamı getir.
kız, çantanı ne yapacaksın sen? Çantanı ne yapacaksın ya? Ay yarabbim. Ha canım benim, al çantanı. Sen bakkalda dur, ben geliyorum. Nereye gidiyorsun? Mevki Bey. Mevki Bey, ben de geleyim mi canım benim? Hayır. Koşum ah. Ama çok komik. Aysun, bakkala kına gelmiş. Alayım sana bir kilo, yakarsın. Saçına. Bana niye veriyorsun Allah aşkına? Mevki Bey'e ver. Muradına yaran o. Ben değil. Bu arada şu mandalinayı hesabıma yazın. Ah benim Muzaffer'im. Ucuz kurtuldu vallahi. Billahi insan düşmanımı düşürmesin bu mahallenin ağzına ya. Ayol ne dedik ucu mahalle burası böyle. Ay Allah kimseyi bunların ağzına düşürmesin. Yeminle böyle bir şey. Ha şöyle Emre'cim, işine gelince nasıl da hemen erkenden arıyorsun? Günaydın tatlım. Tebrik etmek için mi aradım? Sen yaptın değil mi? Sen verdin gazeteye haberi. Tabii ki de ben verdim. Ya böyle zekice bir plan başka kimin aklına gelirdi ki? Aylin sen delirdin mi? Ne geçecek eline? Henüz bir şey geçmedi ama geçecek. O küçük mahalle kızı anneciğine durumu açıklayamayacak. Anneciği de onu işten alacak. O kadar basit yani. Hadi diyelim ki aldı. Ya ne geçecek eline? Saçma sapan hareketler yapıyorsun ya. Emre'cim işte neler yapabildiğimi gör de ona göre davran. Ne demek istiyorsun sen? Sırada Leyla. Akıcı bir dille anlatmış yalnız. Romanslı bir anlatım. Allah Allah. Bu ajans da bizim mahalleye döndü ha. Ben mi yanlış hissediyorum? Aa, yok bir tuhaflık var bunlarda şu anda Sanem. Ne var ne? Ne? Ne oluyor böyle? Sanem. Cece. Neler oldu neler 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 neler. Neler oldu? Herkes biliyor. Ne oluyor ya manyak manyak konuşuyorsunuz? Ne oluyor şu anda burada? Sen gidip Sanem'le Can sevgilimi dedi herkese. Ha ben de gidip acıyor kolum. Ben demedim demedim. Sinirlerim gevşedi artık. Hiçbir şey umurumda değil gibi şu an. Ben dedim bir de. Bak. Dijitale de düşmüş. Bak şunu. Ben bittim, ben bittim. Şu anda bittim ben. Sanem, ikimiz de bittik ablacığım. İkimiz de bittik bence. Evet. Ne yapacağız? Bitti bilmiyorum. Günaydın. Sanem bir odama gelir misin? Demeseydi şimdi iyiydi. Ablacığım sen bana çantanı... Tut şu çantamı! Gülis, Deren Hanım'ın kahvesi nerede? Saygısız. Onu senin getirmen gerekmiyor mu acaba Cece? Sus, lafımın üstüne laf söyleme. Bittim ben, bittim ben. Sanem, çok rica ediyorum. Gerçekten bir sakinleşir misin? Yani böyle ses yükseltmeler, böyle tuhaf tuhaf defterlere bakmalar, volta atmalar falan iyice dikkat çekiyorsun anlatayım. Zaten sarıları giymişsin, dikkat çekiyorsun yeterince. Böyle bir de iyice. Gene hal tavrın iyice dikkat çekiyor yani. Annem, annem beni lime lime edecek, parçalayacak beni. Sen zaten dün her şeyi böyle annene anlatmayacak mıydın, söylemeyecek miydin? Heh, nereden çıktı şimdi bu? Annene niye söylenmedi bütün bunlar? Mahallede dedikodu çıkmış, çok sinirliydi annem, hiçbir şey söyleyemedim. Bu çıkan haberleri annemin görmemesi gerekiyor, benim buna engel olmam gerekiyor. Ya lütfen bir abuk subuk konuşmayı bırakır mısın? Gerçekten nasıl engel olacaksın? Bilmiyorum, bulamadım daha. Eve kilitlerim. En kötü eve kilitlerim. Sanem, bence sen şu anda sağlıklı düşünemiyorsun. Tamam mı? Mantık asla yok. Tamam mı? Bence ne yapalım biliyor musun? Gidelim, bir güzel her şeyi anlatalım. Bitsin bu. Kurtulalım. Gerçekten. Sen dünyayı pembe gözlüklerinle muhteşem görüyor olabilirsin ama hayat böyle değil. Bir kere insanların rahatsızlıklarıyla alay ediyor olman hiç hoş bir şey değil. Yani ben de istemem böyle pembe gözlükler takayım. Gözüm rahatsız. Kızarık. Ne yapayım yani? Taktım. İdare edeceksin artık. Ben babama hiçbir şey söyleyemem. Yani akşam yemeğinde neler konuşulduğunu duysaydın sen de bana hak verirdin. Babamın yüreğine iner. İyi de ne yapacağız peki? Daha yani bir şey bekliyorum senden. İnkar edeceğiz. İnkar edeceğiz bak. Full inkar. Sonuna kadar inkar. Evet. Ölümüne. Ölümüne. Öyle de bir inkar diyorsun. Yalan haber diyeceğiz. Bu zamana kadar ünlülerden biz bunu öğrendik. Yalan haber diyeceğiz. Full inkar.
Değil mi? Magazin bizi böyle şartladı. Yine pinkar et, inkar et, inkar et. Evet. Arkadaşız, yer seçeceğiz yani. Evet, arkadaşız diyeceğiz. Sadece arkadaşız diyeceğiz. Ben annemle sakin, sakin konuşana kadar inkar edeceğiz. Birbirimize mesafeli olacağız. Mesafeli? Nasıl bir mesafe mesela? Şöyle kol boyu kadar mesafeden bahsediyorum. Ya. Ama bir anda öyle mesafe olmasın. Samimi ama mesafeli gibi olsun. Anlatabiliyor muyum? Laval değil ama samimi mesafeli. Çünkü bir anda mesafe çok zor. Yemez onu kimse. Ha, merhaba Can Bey. Merhaba merhaba olursa ben seni kanırtırım. Habire merhaba derim. Aylarca süründürürüm seni. Sadece merhaba biter. Ben zaten ömrümün sonuna kadar saklamayacağım bu sırrı. Günaydın. Günaydın Leyla Hanım. İçim sıkılıp seni görmek istedim. İyi yaptın. Etmemiz lazım. Ortalık zaten karışık. Dikkat edelim. Hadi ya, o kadar kötü mü durumlar? Kötü, kötü tabii. Evde daha kötüdür muhtemelen. Annemi aramaya hiç cesaretim yok. Kızlar mı? Bilmiyorum ama kızarlar yani. Vallahi bir daha işe bile göndermeyebilirler o derece. Üzüldüm senin için. Vallahi. Mahalledeki dedikoduların üzerine bir de bu haber çıkınca çok kötü oldu. Hayır, böyle bir haberi niye yaparsın ki yani? Onu anlamıyorum. Ya abim popüler biri. Magazin, gündem olan şeyler. Haklısın. Bahtsız kardeşim benim. Kim bilir ne durumdadır. Şimdi gideyim ben bir ona bakayım. Ha Leyla Hanım. Dosyanızı unuttunuz. Yani magazini, gündemi boş versek de bu akşam görüşsek. Çok güzel olurdu. Ama annem kriz modundadır. Şu anda benim eve gitmem lazım. Ha haklısın. O zaman yarın öğle yemeğine giderim. Kimse şüphelenmez. Tamam, olur. Anlaştık. Anlaştık. Ömürlerin de kiminle birlikte olduğu belli değil vallahi. Bir gün biriyle, bir gün başkasıyla. O camiye öyle şekerim. Ayıp falan da yok onlar için. Sonra onları böyle gazetelere boy boy basıyorlar. Bizim gençlerimiz de onlara özeniyor. Halbuki bizim kendimize göre ne kadar güzel örfümüz, adetimiz, böyle annelerimiz var, öyle değil mi? Doğru tabii. Aa, Can David, ünlü reklamcı. Yeni sevgilisiyle yakalanmış, bak. Aman yalandır be. Bakar mı o adam o kıza? Büyük harfle yazmışlar sevgili diye. Ateş olmadık yerden duman çıkar. Bayağı sarmaş dolaş, baksana. Ben de bakabilir miyim? Can Bey'i tanıyorum da. Merak ettim kimmiş yeni sevgilisi diye. Bakın o zaman. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Pardon beyefendi, şey mi oldu? Bir sorun mu var? Telefonumu alabilir miyim? Arkadaşlar, bir keselim. Keselim bir. Birbirimizi bir kandırmayalım bence. Bir sakin olalım. Havada bir dedikodu asılı şu an, ben kokusunu alıyorum, hissediyorum. Hepiniz de haberleri okumuşsunuzdur bence. Değil mi? Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Haberlerin, bu çıkan haberlerin alayı asılsız. Hepsi yalan. Evet, yalan. Cece. Ben de sevindim. Yalan haber. Yalan mıymış? Yalan. Yalan. Ben size arayayım daha sonra. Magazin basınlı. Hepiniz az çok tanıyorsunuz zaten. Biz iş için dışarı çıkmıştık. Matbaaya gittik aslında. Daha sonra ben işimiz bittikten sonra profesyonel bir şekilde Sanem'i eve bırakmayı teklif ettim. Bırakıyor musunuz eve hikayenin devamında Can Bey? O önemli. Bırakamadım işte CC. Ben de onu anlatıyorum. İstemedi. Sanem istemedi. Evet, istemedim. Yanlış anlaşılır diye kabul etmedim. Evet, haklı sebepleri vardı. Haliyle kabul edemedi. Daha sonra vedalaşırken biz, hani vedalaşırken bir fiziksel şöyle bir temas olur ya. Olmaz mı? Olur. Yani vedalaşırsınız. Şlaps diye böyle bir kara yakalamışlar. Hiç. Yani nasıl yanlış bir anlaşılma? Evet. Merhaba, yok şlaps çekiyor gidiyor. Yani öyle çok acayip. Sonra işte nasıl yakalandıysan artık. Yani arkadaşlar benim anladığım kadarıyla Can Bey ile Sanem arasında hiçbir ilişki olmadı, olamaz denmek istiyor değil mi Can? Yok yani olsa zaten biz neden bunu açıklamayalım değil mi? Gelip niye böyle el ele tutuşup biz sevgiliyiz arkadaşlar gururla niye bunu söylemeyelim şu an hani burada? Öyle bir şey yok. Evet, biz sadece iş arkadaşıyız. Evet, öyleyiz. Süper. Tamamıyla profesyonel bir ilişki. Zaten yetişkin insanlar sonuçta niye inkar etsinler? Öyle bir şey olmadı zaten.
Bu arada ben bu açıklamaya niye buraya geldim, niye yapıyorum? Çünkü şöyle bir şey var, artık bu mevzular kapansın. Herkes işine konsantre olsun, bunu istiyorum. O yüzden de burada bu açıklamayı yapma gerekliliği duydum. Aynen öyle. İşimizin başına bundan sonra hep iş güç. Hep. Bir saniye Deren, bir ikincisi de Sanem'in bu yükselişini, hani metin yazarlığı konumuna gelişini, bizim aramızdaki bu sözde, münasebete, ilişkiye bağlayanlar olmuş benim kulağıma geliyor. Size diyor, size diyor terbiyesizler, sabahtan beri burada vır 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 dedikodu yapıyorsunuz. Yok birliktelermiş, şeymiş, bir herkes işine baksa benim gibi burada. Evet. Bir saniye. Tabii tabii, buyurun. Sanem bu noktaya zekasıyla ve kabiliyetiyle geldi. Ayrıca bu Sanem'in şirket içindeki ilk başarısı da değildi. Bunu da hepiniz biliyorsunuz. Değil, kaç tane var? Yani saysam burada utanırsınız. Belki de utanmazsınız. Cey. Pardon Can Bey, ben öyle. Daha iyi iş çıkartacağına inanan varsa buyursun gelsin. İstikrarlı iyi iş çıkarana bırakın metin yazarlığını, kendi koltuğumu bile veririm, tamam mı? Şimdi hadi herkes siperlere, hadi bakalım dağılalım. İşimize konsantre oluyoruz, tamam mı? Dedikoduyu bırakıyoruz. Dedikodu çok çirkin bir şey, iğrenç bir şey, yapmayın. Can Bey çay ister misiniz? Çay isterim. CC, müsaitsen bir çay alabilir miyim odama? Ben teşekkür ediyorum, rica ediyorum. Ben niye götürüyorum? İşte neden? Çünkü biz sevgili falan değiliz ki. Öyle bir şey olsa benden ister çayı mesela. Ben senden de isterim. Abi. Efendim? Niye içeride öyle konuştun az önce? Ne yapalım Emre? Şimdilik böyle. Ortalık durulana kadar, yatışana kadar, Mevkıbe Hanım'ın içi rahatlayana kadar bu şekilde şimdilik. Yani benim de hiç haz ettiğim şeyler değil. Bunlar, hiç hoşlanmıyorum böyle gizli kapaklı işlerden. Biliyorsun ama Sanem'i de anlıyorum. Yapacak bir şey yok. O yüzden şimdilik böyle gizli kalacağım. Anladım. Anladım. Senin de durumun benden pek farklı değil, haberin olsun. Evet. Biz de birbirimizi tanımaya çalışıyoruz işte. İyi. Dikkat et. Kızların başına daha fazla iş açılmasın çünkü. Yani daha yaratıcı olabilirsiniz bence. Merak etme sen. Anne. Cey. Efendim. Oluyor. Sır mı? He, sır mı vereceksin? Ne olacak? Ben artık hayatımda böyle bir sadelik istiyorum. Ne oluyor burada? Annem ya, annem gelmiş. Annem mi gelmiş? Niye? Niçin gelmiş? Aa, kesin haberleri gördü. Beni lime lime edecek, kesecek beni bu ajansın ortasında. Aa, ne yapacağız? Cey, oyalı onu. Tamam, anladım. Ben sürünerek gidiyorum. Tamam, ben de sürünerek gideyim bir yere kadar. Annem geldi. Mevkibe Hanım, hoş geldiniz. Nereye gidiyoruz? Can Bey'e görüş. Olmaz, toplantısı vardı sanırım. Yani. Niçin görüşeceksiniz ki? Biliyor mu? Şöyle geç görmesin. Neyi, hangisini? Yani gazete çıktı ya sevgili olduğumuz haberini, onu biliyor mu? Sevgili olduğumuzu biliyor mu? Bilmiyorum, vallahi görmüş gibi davranıyor. Görmüş gibi davranıyor. Böyle matador bulmuş boğa gibi geliyor şu anda. Yalnız böyle matador, boğa falan bunlar sakıncalı kelimeler yani. Gergin laflar. Ben geriliyorum açıkçası. Hayır Can. Senin sakin olman gerekiyor lütfen, benim gibi. Ne yapayım peki? Ben nasıl davranayım? Ters davran. Ters. Nasıl çuvar kadını ya? Hayır. Anneme değil, bana ters davranacaksın. Yani bizim aramızda hiçbir şey olmadığını ikna olması gerekiyor onun. Hiç kimse aramızda bir şey olduğunu anlamamalı. Herkesin içinde ters davran. Bana ters davran. Ben yapamam. Böyle şeyler yok bende. Öyle şeyler yok. O kadar yetenekli değilim. Ben oynayamam bunları yani. Can, yapmak zorundasın. Bana ters davranmak zorundasın. Aşkımız için bana ters davran. Ne aşmış arkadaş ya. Ben böyle aşkını gördüm ve duydum yani. Gördüğüm ettik birbirimizi. Ben gidiyorum. Dur, nereye gidiyorsun ya? Ben nereye gidiyorum Can? Ben nereye gidiyorum? Çok iyi fikir. Sen beni kovacaksın. Hatta şu dosyaları da yüzüme çarp. At yüzüme, tomar tomar at. Nasıl hadi yani ben? Gidiyorum. Sanem yok, bende o hareketler. Var gel. Tamam, şunun bir provasını bir saniye. Tamam, dur, bana yapalım. Üstüme doğru yürü. Bir çarpma gibi değil surata yani. Sözle ben bir yükselmeye çalışacağım. Olmamış bu Sanem. Yüksel. Tamam dur, şöyle köpürteyim mi ben orayı? Yüksel köpür. Olmamış Sanem bu dosyalar ya. Ne bu dosyanın hali? Böyle dosya mı olur? Ne biçim hazırlamışsın bunları ya? Göm, iyice göm. Köpürtme diyorsun. Sanem, bu dosyanın hali ne böyle ya? Bu ne biçim çalışma yani? Bu ne biçim dosya? Bunu al başka hazırla bana. Al. Ne kadar da sert davranıyor. Görüyor musunuz? Yalan haber demiştim size. Berbat bir
Dosya görmedim ben yani. Al bunu gerçekten ya. Git bana başka hazırla. Tamam. Bunlar skandal olacak gibi değil mi? Rezalet yani. Yenilerini hazırlayıp getireyim size. İçmedim ama çay da berbat. Bunu Allah çarpar ama. Fazla mı oldu? Büyük mü oldu? Ben düzenleyip getiriyorum o zaman. Aa! Anne! Anne! Anneciğim hoş geldin. Ne işin var burada? Nasıl senin ne işin var burada? Ben çok pis kovuldum odadan. Çok azar yedim. Evet evet. İşimin üstündeydim ama patronum memnun olmadı benden. Allah Allah. Sana nereden esti buraya gelmek anneciğim? Ne oldu? Rahatını mı kaçırdın? Beklemiyor muydun? Ha? Ne oldu? Gizli saklı bir işlerin mi var? Oo, ne gizli saklı şeyim olacak benim? Ben evraklarımla, dosyalarımla ilgileniyorum sonuçta. Anneciğim, hoş geldin. Hayırdır? Hiç hoş görmedim çocuğum. Hiç hoş görmedim. Ha, orayla ablam ilgileniyor. O zaman ablam sana göstersin anne orayı. Bir kabasını göstersin. Ben ince temizliğe geleceğim o zaman oraya. Şu dosyaları çünkü Can Bey'e yenilerini götürmem gerekiyor. Sanıyorum. Sanıyorum. Buraya gel. Buraya gel. Çabuk buraya gel. Sanem, dosya aha hazır değil mi hala? Yani aha olmuyor bak böyle. Meykube Hanım merhaba, hoş geldiniz. Can Bey. O şekil bir talihsizlik yaşandı. Bakayım Gözde Bekar'ın yeni sevgilisi. Evet. Biz odama geçelim bence. Orada rahat rahat bu konuyu biz etraflıca derinlemesine hı hı konuşalım. Buyurun siz eşlik etmek ister misiniz tabii annemize? Tabii. Kollardan tutalım. Hadi hadi bakalım. Aferin Nihat. Ya tam böyle şarj aletini yanına almayacağın zamanı buldun ha. Pardon, boş musunuz? Ha yok, değilim hanımefendi. Ama boş, görüyorum. Ha evet, taksi boş da benim beynim dolu hanımefendi. Böyle beynimde filler sağa sola koşuşturuyor. O yüzden siz başka bir şeye binin, başka bir taksiye binin. Beni almak zorundasınız. Biliyorsunuz değil mi? Yoksa sizi şikayet ederim. Biliyorum hanımefendi, biliyorum. Ama ben müsait değilim diyorum, başka bir şeye binin. Başka taksi yok. Burada duruyorsunuz. Beni almak zorundasınız. Allah'ım çattık ya. Buyurun, buyurun hanımefendi. Buyurun binin. Buyurun binin. Şimdi Meykube Hanım. Aynen böyle oldu işte. Durum bundan ibaret yani anneciğim. Nasıl oldu? Sanem bir müsaade eder misin? Lütfen. Yani hep lafa giriyorsun. Hep yani hep bir üst üste. Ben bir lafa başlıyorum sen... Patron lafa giriyor, sen lafa giriyorsun. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Çok özür diliyorum. Ben bir hata ettim. Ben çıkayım. Otur. Kovuldum. Sanem. Otur. Kovulmadın. Otur Sanem. Tamam mı? Otur. Bu rezaleti kim açıklayacak? Sence de bir açıklama borçlu değil miyiz Meykube Hanım'a? Bu skandalı, bu rezaleti kim açıklayacak Meykube Hanım'a? Yani. Hı-hı. Kim? Öncelikle Meykube Hanım, şunu ifade etmek isterim. Ben bu böyle bir... Bu minvalde bir haberle böyle karşınızda oturuyor olmaktan şahsım adına utanç duyuyorum. Eminim Sanem de duyuyordur. Neden utanç duyacağım ki? Ben utanılacak bir şey yapmadım. Nasıl? Yani bunda utanılacak hiçbir şey yok demek istiyorum aslında. Oh! Boy boy posterlerini bastırsaydık be çocuğum. Altına da yazdırsaydık gurur tablosu. Çarşaf çarşaf dağıtsaydık mahalleye sokağa. Yok öyle değil. Siz yanlış anladınız Meykube Hanım. Çok. Niye öyle oldu? Çünkü yanlış anlatıyorsun Sanem. Zaten ortada bir yanlış anlaşılma var. Sen o yanlış anlaşılmayı bir de üstüne yanlış anlatıyorsun. Etti mi iki tane yanlış anlaşılma? Duble. O tarafı da zaten yanlış anlayarak çekmişler. O zaman üç yanlış anlaşılma olur. Anneciğim sen ne olursun yanlış anlama. Hayır bir şey anlamadım ki şu an. Can Bey. Meykube Hanım ben şöyle lafa gireyim, şöyle anlatayım. Bizim bir kere burada yazıldığı gibi bu minvalde böyle bir ilişki, burada destanlarca yazmışlar. Öyle bir şey yok yani aramızda. Yok. Sanem'le. Yok. Yok. Yani biz iş için Sanem'le dışarıdaydık. Ne iş ne iş? Dosyalar, kampanyalar, matbaalar ne iş ne iş? Ben kafanızda daha iyi canlanması adına küçük bir simülasyon yapacağım şimdi. Canlandıracağım olay nasıl gelişti falan. Taşlar şurada bir kalsın. Şimdi bunlar iş için olan dosyalar gibi düşünün. Sanem bu dosyalarla böyle tabii hep acele vardır. Bizim iş hep paniktir. Önde de hep engeller muhakkak vardır. Böyle iş için koştururken böyle böyle bir tökezleyip bunu böyle bir düşürme gibi oldu. Yani nasıl anlatayım? Ben tam olamadı. O şey yapamadı. Çünkü ben düştüğüm için ben bunu evet, çok iyi anlatabilirim. Iyi. Şimdi kampanya dosyaları benim elimde. Ben bir yere doğru koşuyorum. Bu tarafa doğru. Böyle, kampanya dosyaları. Aa dedi ben de burada.
Yani ben böyle son anda tabii onu böyle bir yakaladım. Tabii bir de sarsak, sarsak bir insan. Çocukluğundan beri. Abi dengesizim ben, çocukluğumdan beri dengesizim. Çok, yani ben öyle tökezleyip düşüverince ben de onu böyle son anda yakaladım. Böyle kaldırırken fotoğrafı paparazziler sen yakala, çek. Ondan sonra bas bu şekilde yani. Evet, ben düştüm ama magazinin göbeğine, gazetenin tam orta sayfasına düşmüşüm anne. Farkında bile değil. Kaydıraktan kayar gibi buraya düşmüşüm ben. Ama düşene bir tekme de sen vur be. Ama vurmaz. Patronum asla böyle bir şey yapmaz. Asla. Şimdi bak, ajansın kapısının önünde birinin bir ayağı kaysın. Buradan oraya uçar, koltuk altından tuttuğu gibi onu kurtarır mesela. Bir de Mevkube Hanım, bu benim ilk değil. Daha önce beni kimlerle kimlerle kaç kere haberim yaptılar yani. Öyle mi? Çok, çok başım ağrıdı bu mevzudan yani. Yok Can Divit bilmem kimle beraber, yok bilmem kimle görüldü, şuradaydı falanlaydı filanlaydı. Kimle beraber Can Divit? Mesela ben şu an bu konuyu çok merak ediyorum. Sana ne çocuğum, Allah Allah, adamın hususi hayatı. Çok doğru. Bizim Mevkube Hanım sektör böyle yani, yazıyorlar, çiziyorlar, paparazziler öyle hayal gücüne bağlı olarak yazıyorlar, çiziyorlar. Böyle arkadaş olsanız bile, merhaba merhaba olsanız bile aynı kareye girdiğiniz zaman hop yapıştırırlar sevgili damgasını, basarlar o şekilde. Ama ben müdahil oldum. Yani düzeltme yayınlatacağım, o tekzibi çektireceğim yani. Siz hiç merak etmeyin. Bak Can. Can Bey. Şimdi bizim oralar sizin camiaları pek benzemez. Dedikodusu boldur. Bir genç kızın arkasından 40 tane kurt takarlar. Yani davranışlarına dikkat etmesi lazım. Çok laf ederler arkasından. Şimdi siz çok naziksiniz, kibarsınız. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun çocuğumu kapının önüne kadar bırakıyorsunuz ama bundan sonra... Ben anladım. Çok iyi anladım. Ben bundan sonra zaten hayatta bırakmam seni. Yani eve bırakmam. Sağ olun. Anlayışınız için çok teşekkür ederim. Ben kusura bakmayın, vaktinizi de aldım. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Ben gideyim de şimdi mahallenin ağzını kapatayım. Aha. Kolay olmuyor tabii. İyi günler Can Bey. Olacak iş değil. İyi günler. Allah! Oğlan da koç gibi maşallah. Ayol 4x4 cip gibi vallahi billahi. Bu o kütüphaneye açılışa gelen oğlan değil. O tabii. Kız, o tabii. Çocuk bütün kütüphaneyi kurdu yani vallahi. Kız çok zengin. Vallahi çok zengin. Böyle bunlar şey yapıyorlarmış ya. Bunlar çiğ et yiyorlarmış. Vallahi kız böyle canlı dana ısırıyorlarmış. Hani öyle bir zenginlik. Aa, saneme bak sen. Saman altından ne sular yürütmüş de. Tabii öyle diyor. Aşkına haklıymış kız. Ay Allah aşkına bırak sen de o dedikoducuyu yani. İşi gücü yok, milleti çekiştirirsin. Ay yok vallahi hiç haz etmiyorum ben böyle şeylerden. Sıkılıyorum yani. Söz möz bir yüzük var mı aralarında acaba? Bak kız dur. Dur bakalım, dur bakayım. Yok yok ya, yüzük müzik yok burada. Ama zaten yani ayol Can Bey Sanem'e yüzük taksa böyle nah beşi bir yerde pırlanta takar kız, böyle araba farı gibi böyle kocaman. Hemen görürüz, fark ederiz değil mi? Ne güzel hanımlar, vallahi günlük gıybeti de yaptık. Cehenneme bir adım yaklaştık. Tövbe tövbe. Bir şey olursa sen bize haber et. Aa tamam, hadi gidin, Allah Allah. Yemin ediyorum bu mahalle dedikoduyla çalışıyor. Vallahi billahi yani hiç sevmiyorum yani. Hep millet konuşuyor ya devamlı. Sen niye geldin çocuğum, gazete mi satıyorsun artık? Yok gazete satmıyorum, gazete alıyorum. Can'la Sanem'in haberinin çıktığı bütün gazeteleri alıyorum ki mahalleye yayılmasın kızım. Bu da mahallemizin kızı. Dillensin mi? Herkese yayılsın mı? Ebe Muzo, ebe yavrum. Oğlum bu gazete toplamak da olacak iş mi? Ayol bütün haberler burada zaten, internette. Ay herkesin de bir telefon, bir şey. Millet zaten öğreniyor ne var ne yok. Aa, sen hala bunlarla uğraş. Vallahi doğru söylüyorsun. Herkesin elinde kendinden akıllı bir telefon var. Herkesin elinde internet. Herkes yürüyen Melahat. Melahat demişken, kızım bu ilişkinin gerçeği var mı acaba? Bunlar birlikteler mi? Yemin ediyorum ciğerlerim dağlandı. Çek bir sandalye, gel. Sen bak ne anlatacağım sana, gel. Ay. Vallahi ben de bilemedim. Herkes farklı bir şey söylüyor. Kimi diyor ilişki var diyor, kimi ilişki yok diyor. Ayol herkes dedikoducu yani vallahi. Ayıp artık, ayıp. Lan. Kızım Melahat, sana Mişin'in aslı astarı var mı? Bunlar sevgili mi? Hah, ben de onu sordum. Onun cevabı var mı? Hanımlar o iş öyle değil. Bak şimdi ben geçen gün böyle oturuyorum camda, tamam. Ay karnım da kızılmış bir...
maddeleri atlamıyorsun David. Değil mi brefteki? David, göstersene ne yapayım. Can Bey, istediğiniz metni ben... Bir saniye, senin bir şeyin peşindeyim. Şu an bölme beni. Aa, çok pardon, çok pardon. Dur Sanem, hemen atlama. Biraz cool olman lazım. Metin yazarıyız bizler. Bekliyorum, bekliyorum. Tabii. Diğer italik fontu kullanalım. Helvetica italik. Bir de müşteriden renk kodlarını isteyelim. Bir hata var. Sağ ol. Rengi değil o renk. Şuna bakayım. Aynısını yazmadım. Virgüllerin, noktaların yerlerini değiştirdim. Yorumlarımı kattım veya ya da yazdım. Öyle yani, yorumlarımı kattım. Birebir değil. Evet Sanem, neymiş önemli olan, ver bakalım. Vay. Oo, vay 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 vay. Deren. Hı. Bunu al. Bizim pano vardı ya, oraya asalım. Üzerinde kaşeleyelim. Buna da kaşe basabiliriz Cem Bey, bunu da asabiliriz. Ay, estağfurullah yani. Çok utanırım. Böyle bir şey yaparsanız çok utanırım. Hiç utanmana gerek yok. Dediğimi aynen yapalım Deren. Yani bir reklam metni nasıl yazılmamalıya kusursuz bir örnek. Aa. Hı hı. O derece. Çok fena. Ne yazsın o kadar? Ben de bir okuyayım, tamamlayayım o zaman. Yani Can, bir şey söyleyeceğim. Bu o kadar da fena değil. Evet. Deren, yani bizim stajyerler yazmaz bu kadar basitini. Basitini. Hı hı. Maalesef. Yani bana getirmeden önce bu tip eskizleri önce bir Deren'e bir okut. Beni meşgul etme Allah aşkına. Beni yorma bunlarla. Çok rica ediyorum. Tabii de. Can'cığım ama yeni ya. Öğrenecek tabii ki zamanla. Ben öğreteceğim ona. Sonuçta tecrübeli olan benim. Çok da moralini bozma. Ben o zaman bir çay içeyim. Bir aklımı toplayayım. Konsantre ol. Kalemini, kağıdını, silgini de al. Mesai başlasın o zaman. Allah Allah. Ne bu trip trip hareketler? Ha? Küs mü yoksa? İnsan terslenir de bu kadar terslenir mi yani? Sen demedin mi herkes içinde tersleri bana gider yap diyor? Kovsaydım bari. Terslemek böyle mi oluyor? Yani senin de tersleyesin varmış benim. Yani sen ne... Ben itaat ettim, rahat ettim. Sen ne dediysen onu yaptım yani. Ufak doğaçlamalarla yazılanı ben oynadım. Senaryo bu şekilde, o yüzden. Doğru, haklı olabilirsin ama benim yazdığım metin gayet güzeldi. Bir şey diyeceğim, bu arada bayağı iyiydi. Bayağı iyiydi. İnanılmazdı. O zaman? Yani mecbur, baştan yazacaksın. Kural bu şekilde konuldu, o yüzden. Gülüyor musun sen? Ben. Yok yok, gülüyorsun. Yok. Resmen dalga geçiyorsun benimle şu anda. Yok vallahi, hayır. Asla, hiç öyle bir şey. Daha kre... Can Bey ama! Döktünüz, 3 yaşında çocuk gibi davranıyorsunuz gerçekten. Çayı taşıyamıyorsunuz, böyle bir şey olabilir mi? Sonra ne oluyor? Arkanızı ben temizliyorum. Çıkmıyor çay lekesi öyle her yerden. Çünkü gözler sıkıntılı ya, nesneler flüye düşüyor. O şekilde bir sakarlık da oluyor aynı zamanda. Yardım edeyim, ben bir el atayım. Yok yok, istemez. Çok teşekkürler, ben hallederim. Okey. Can Bey, siz hep böyle yapıyorsunuz ama. Hep patronsunuz diye sizin uşağınız yok karşınızda. Arkanızı toplayacak uşak yok yani. Her yer Can bu ofiste. Şu kapıyı da kulbundan tutup çekip açın lütfen. Ahtapot gibi yapışıyorsunuz cama. Batmalı, benek gibi böyle benek benek oluyor camlar. Temizleyemiyorum ben onları. Neden? Sanem var, toplar, temizler değil mi? Yapamıyorum artık, yoruluyorum ben de. Ben tamam. Ne yapıyorsun? Vallahi yoruluyorum. Sanem ne yapıyorsun? Bir sessiz olsana, sakin olsana. Sen ne kafa yaşıyorsun şu anda? Evde yaptığın parfümleri böyle içiyor musun sen? Ne yapıyorsun ha? Çalışanlarının yanında bir patrona bağırılmaz. Bağırmamalısın. Kulağımı da anlatıyorum dedi. Çayları da sıraya girip alacaksınız bundan sonra. Ben bunları dağıtmak zorunda değilim. Anlıyor musunuz? Hiç. Öyle. Hak veriyorum. Evet, çalışmamıza dönelim. Hadi oradan be, ehliyet oradan aldım bakkaldan. Hatta bizzat benim bakkal. Yürü git ya. Haklı. Gerçekten çok yavaş gidiyorsunuz. Biraz hızlanın, bu ne ya? Hanımefendi, ben böyle gidiyorum. Buyurun inin. Tamam, para mara da istemiyorum. Buyurun.
Ne münasebet? Benim ineceğim yer burası değil ki. Hanımefendi, sizin ineceğiniz yer buradan 3 durak ötede. Şurası da zaten belediye otobüsü. Binin otobüse, artık o ne kadar hızlı gidiyorsa o kadar hızlı gidersiniz. Ben böyle rezillik görmedim. Rezalet resmen. Tamam, şimdi gördünüz hanımefendi. Buyurun inin lütfen. Sizi şikayet edeceğim. Edin, istediğiniz yere şikayet edin. Buyurun hanımefendi. Buyurun. Geç uyandım. Geliyorum, yoldayım. Yo, ne haberi? Can'la sana mı haber mi yapmışlar? Tamam, kapat. Kapat bakıyorum. Kapat. Salim nerede arkadaşlar? Can Salim Bey, nerede? Salim şeyde, arşiv odasından sürdürüyor çalışmalarını. Bak bak, ne çalışmaymış arkadaş. Alt tarafı, ya alt tarafı bir metin yazacak. Bütün işler sarktı yani. Çok acayip. Olacak şeydi. Arşivde miydi? Arşiv. Çok haklısınız, çok haklısınız. Haklı. Bak ben sana söyleyeyim, suyu ısındı Salim'i. Yakında kovacak Can Bey. Sus! Haklısınız, haklısınız siz de. Sen de burada sevinçten böyle karnaval yaparsın, tamam? Rio'ya çevirirsin burayı. O reklamda giydiğin kostümleri giy, tak 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 tak, buralarda dans et, tamam mı? Ne alakası var JJ? Ben görüneni söylüyorum. Görmüyor musun nasıl sinirleniyor Can Bey? Daha patronun parfümünün kokusu buradan dağılmadı. Ettiğin laflara bak. Yalnız değişik bir parfüm. Yani koku hoş, böyle kekremsi. Tarçın esintileri var. Afrodizyak da olabilir. Böyle bir etkisi de var. Bir sorayım, merak ettim. Belki ben de sürerim. Olabilir. Sen git şöyle koklaya koklaya. Hadi, hadi çek. Arkadaşlar, dedikoduyu kesin. Ya görüyorsunuz lan, ya haksız mıyım? Ya sanki anayasa yazıyor arkadaş. 2018 anayasasını yazdı. Alt tarafı bir reklam metni ya. Aa, Can Bey, istediğiniz metni ben bitirmiştim, getiriyordum size. Şimdi metni falan benim için parçalanıyor. Ben bittim ya. Ben sana böyle davranmak istemiyorum artık. Yeter ya. Ben de, ben de. Bakıyor. Ne bakıyor? Kim bakıyor? Kamera bakıyor. Nerede? Hani? Hani nerede? Gözüm görmüyor zaten. Göstersene. Arkamızda kamera. Hadi git bakma. Git bakma. Bakma, senin kurdurduğun kameralar. Nereden kurdurduk bunları ya? Ne gerek varmış? Biz nerede sevgili olacağız ya? Şu köşe iyi gibi sanki. Orayı görmüyor gibi. Sen oraya ufak ufak ilerle. Tam sevgili köşesi gibi orası. Değil mi? Değil mi? Sen oraya yavaş yavaş kay. Ufak ufak ilerle. Ben alıyor mu, almıyor mu? Geç sen oraya, ufak gelle. Biz asansörde ne kadar iyiydik ya, rahattık. Biz kıymetini bilemedik bu asansörü. Geç oraya sen, hadi. Geliyorum ben. Oyunma gidip oyunla. 3, 2, 1 oyun. Ah, Can Bey. Aynen öyle. Can Bey, istediğiniz dosyalar şu tarafta mıydı acaba? Burada olabilir mi, şu köşede? Neresi, hangisi? Bakayım. Aa, evet. O olabilir gibi duruyor ya, aynen. Şu mu acaba? İsterseniz bir gelip bakın. Ben emin olamadım çünkü. Geliyorum, geliyorum. Şimdi bakayım şuraya da belki. Ya. Evet, sanki o. Gel. Bence de sanki o. Buraya gel. Şu özellikle olabilir gibi yapı bakayım. Şu sanki. Bu mu? Evet. Görüyor mu acaba? Aa, aynen. Bu. Görmüyor. Evet. Görmüyor. Aynen. Bir şey söyle, bakayım. Evet. Bence görmüyordur. Yani bunu da böyle koydum şu an. Şey. Titriyorsun ya. Açtık ya. Şeffaf olsun diyorsun hoparlör. Alo Can. Ne haber Ceyda? İyiyim, sağ ol. Senden ne haber? İyi, standart ajans işleri biliyorsun. Anladım. Sana bir haberim var. Akşam Max bizi yemeğe davet ediyor. Aa, öyle mi? Bizzat kendisi aradı. Özellikle seninle konuşmak istediği şeyler varmış. Süper, harika. Bence de öyle ama bu sefer de gelmezsen çok ayıp olur. Tabii yok. Gelirim tabii ki. Okey, anlaştık o halde. Konum, saati mesaj atarım ben sana. Okey, okey, görüşürüz. Öptüm çok. Öptü çok, az da değil, çok öpüyor. Nerede kalmıştık? Ben de tam o esnada çok öpüyordum seni.
Hayır. O Ceyda Hanım o kadar çok öptü ki beni bile öptü sayılır yani. Nerede bu yemek? Ne yemeği bu? İşte McKinnon'la yemek ayarlamış. Yemek ayarlamış. Sanem McKinnon çok kıymetli, çok önemli bir insan. Önemli bir insansa eğer, o arasın. Neden o kadın arıyor? Ya koca gün sadece 3 dakika baş başa kalacağız. Konumuz bu mu olsun? Bunları mı konuşalım şu anda? Doğru söylüyorsun. Biz yarın da mı 3 dakika sevgili olabileceğiz peki? Bence... Can! Da... Can! Ne oluyor? Deprem mi oluyor? Ne oluyor? Etraf yıkıldı. Senin bu ses tonu ve ani gelişlerin işte etkisi bu. Bu. Ama ne yapabilirim Can? Benim deprem fobim var. Böyle işte anksiyetem tutuyor. Yine ne yapıyorsunuz böyle ikiniz diyeceğim ama tabii ki çok uygunsuz bir soru olacak. Bir de seninle hiç yüz göz olmak istemiyorum Sanem. O yüzden hop hemen konuyu değiştiriyorum. Can haber geldi 24 saat bize elektrik veremeyeceklermiş. Şu Biton firması mı ne onu aldık ya biz. Onun işlerinin hafta sonuna kadar yetişmesi lazım. Yine mahvolduk biz ne yapacağız? Hiç problem değil. Bana geçeriz ben de toplanırız. Kampanyayla ilgisi olanlara söyle ben de toplanalım. İlgisi olmayanlara da söyle. Onlar da home office takılsın, o şekilde çalışsınlar yani, tamam mı? Sorun çözüldü diyorsun, okey diyorsun. Çözüldü şu an. Can Bey, istediğiniz dosya bu muydu acaba? Değil Sanem. Ne alakası var o dosyayla benim istediğim dosyanın ya? Senin kafan nerelerde kaç gündür ya? Ben çok sıkıldım artık ya. Yeter ya. Yeter artık, vallahi istifa edeceğim. Herkes bağırıyor bana. Vallahi billahi istifa edeceğim. Çok üstüme geliyorlar. Vallahi keyfim bilir artık. Sen hiç beni düşünme, ben senin hasretine dayanırım. Ben ne acılara dayanıyorum ben? 24 saat bu kameralarla gözetleniyoruz biz. Yani işçinin hiç mi özgürlüğü kalmadı artık? Çok güzelmişler. Aman Allah aşkına siz de. Ayol Aysun görmüş de ne olmuş? Bire bin katar artık bunun anası anlatırken. Evet, benim anamı bilmiyor musunuz? Anlatırken bine bin katar. Katar şeyhi gibi kadın. Aa, haroşa mı örüyorsun kız? Ona mı başladın? Allah Allah. Ne oluyor bizim dükkanda ya? Ben gördüm diyorum. Can Bey, Sanem'i kaç kere eve bıraktı? Ayol gözlerimle gördüm. Ya ben de gördüm. Aha bu gözlerimle gördüm. Ama seviyeli bir arkadaşlık gibi gördüm. Eğer evet. Eğer sevgililik olsaydı ben zaten örgü şişiyle dalardım o çocuğa. Ayrıca kızı da bırakan araba be. Oğlan mı bırakıyor kızı? Ama her akşam da olmaz ki. Reklamcıymış, tabela falan yapıyor. Yalnız böyle fotoğrafta bunlar yeşillik bir yerdeler böyle parkta falan. Ay bana bak ister misin kızı yemeğe götürmüş. Orada böyle bir şeyler teklif etmiş. Kız müzik takmış olsun da ister misin? Yemin ediyorum ne fetbaz komşumuzsun sen Melahat abla. Benim kızıma gitmem gerekiyor. Hadi hoşça kalın. Hadi sağ ol. Hadi sağ ol. Koş koş. Aşk olsun be. Aşk olsun be, yazıklar olsun size be. Ben sana dükkanımı emanet ettim, bakkalında dur dedim. Sen benim arkamda iş mi çeviriyorsun? Sen benim kızlarımın arkasından dedikodu mu yapıyorsun? Aşk olsun Mevkoş yani. Emanet ettim de ne ettik biz? Azıcık laflıyoruz işte burada komşu komşu. Ne olacak? Laflıyordunuz. Arkamızdan. Allah tamamı neredesin Mevkif Hanım? Zengin de damat. Kızım çok... Sen başkasına sana kızım damat. Allah Allah konuşmasana şey etmesene. Çekil. Vallahi bak şişti. Bak ısınıyor. Gelip de. Susun Allah Allah. Kadını şey etmeyin burada. Ha canım. Heh. Ben şimdi açıklama yapacağım komşular. Hah yap canım yap. Ben şimdi Can Bey'in yanından geliyorum. Ne dedi? Ne dedi? Olay tamamen yalan iftira, paparazzilerin uydurması. Aa, ben dedim, paparazzi dedim. Ben de dedim. Aynı şekilde demedin, ben öyle demedim. Adam bir tazminat davası açmış gazete. Donlarına kadar alacakmış. Bak gördün mü, bu zenginler böyle böyle zengin oluyor işte. Demek ki. Alsınlar. Yani insanların gururuyla oynamasınlar. Yani olay yargıya intikal etti. Eksin. Yani hele bir konuşun, hani sıkıyorsa artık... Bilemiyorum başınıza ne gelir. Kulaklarına giderse bilmiyorum. Yok yok yok. Konuşmaz kimse. Hadi. Hadi bakalım. Hadi artık evlerinize. Hadi. Hadi. Biz zaten şüphelenmemiştik hiç. Hadi kol dalın. Süpürge haydi yapın bakalım. Hadi. Haydi bakalım. Herkes kocasına yemek yapsın hadi. Dur anacığım dur. Canım benim. Hadi. Ben de gideyim artık. Mevkoş sen sonra gelirsin bana böyle her şeyi anlatırsın. Ay canım sağ olasın. Meliyata bak Meliyata. Meliyata bak Meliyata. Ay canım bekliyorum seni. Hadi ben gidiyorum vallahi. Oh. Şimdi gidiyorsun. Ha canım. Bu anlattıklarımı yayıyorsun. Vazifeni yapıyorsun Mali'ye hadi. Ay yok Mevkoş yani hiç tarzım değil. Ama hadi tamam olsun.
Senin için yapacağım, tamam mı? Senin için yayacağım herkese ben. Oldu? Hadi görüşürüz seninle. Başkanım. Bu ne Muzaffer? Sizden içli olmasın, içli köfte başkanım. Haberler doğru mu? İlişki yok muymuş? Öyle diyebilir miyiz? Çık Muzaffer. Baş üstüne. Kaynadı. Şişti. Şişti. Uyku be! Gördün mü? Gördüm, gördüm Nihat. Nihat'cığım, ben şimdi sana her şeyi anlatacağım. Otur hayatım sen. Otur. Ben gittim şirkete, dedim Can Bey nedir bu? Onu da satsam. O da 3000 etse. Cece. 1200. Yarın ajansa gelmeyeceğiz diye herkes çok mutlu. Senin yüzünden düşen bin parça ne oldu? Bak senin bir şeyin var bana söylemiyorsun. Ne oldu? Memleketten bir akrabamla konuştum da. Memleketten? Tam olarak neresi? Koordinatları ne mesela? Senin konumuz bu mu şu anda? Tamam, çok haklısın. Ne oldu? Hadi anlat, dinliyorum. Babaannem. Düşmüş, kırığı var. Evet, acil ameliyat olması gerekiyormuş. Ah ya, çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Evet, bir doktor var. Çok iyiymiş alanında. Onun ameliyat etmesi gerekiyormuş ama o da biraz pahalı. Olsun, hallederiz bir şekilde. Ne kadar? 15.000. Çok acil gerekiyor ama. Gel benimle. Nereye? Gel. Ne oluyor? Gel, 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 gel. Senin nereye? Can Bey. Hayırdır Sanem? CC'ye bir soru mu var? Yo Can Bey, size bakmaya geldik öyle bir. CC'nin paraya ihtiyacı var Can Bey. Öyle mi? Tamam. Muhasebeciyle görüşün. Ne kadar lazımsa avans olarak versinler. Can Bey, ben maaşım dışında muhasebeden para almıyorum. Yani prensip olarak vücudum öyle. Tamam. Şimdi kızlar. Biz babanızla düşündük, taşındık. İkinci bir emre kadar bütün izinlerinizi kaldırdık. Nasıl yani? Hangi izinleri? Benimkini mi? Kes! Senin de senin de, ikinizin de. Bundan sonra gece gece ben Ayhan'a gideceğim, kalacağım, yatacağım yok. Gece gece tiyatroya, sinemaya gitmek yok. Anne, iş uzadı, mesaiye kalacağız yok. Bitti. Anne, ama bizim bir işimiz var. Yok işmiş. Ailemiz izin vermiyor diyeceksiniz. Yok olmuyorsa saati belli iş bulursunuz. Vakitlice gidersiniz, vakitlice gelirsiniz. Öyle mahallelere kadar arabalarla falan bırakmaklar bitti. Bitti zaten. Konuştun ya Can Bey'le, bitti. Bana bak, sen de Emre Bey midir nedir? O da bırakmaya falan kalkarsa yok diyeceksin, bilmeyeceksin. Otobüste dönebilir. Yok yok anne, tabii. Tamam. Ha. Bir de bundan sonra basına falan yansımayın, olur mu? Bir baba olarak sizden ricam bu. Anne yani kötü bir durumda. Kırçınır için konuşuyorum. Vurmasaya bir kükre şunlara, bir şey yap ya. Sayende kükremiş kadar oldum mevki. Vallahi razı olsun senden. Ama ne yapayım? Ben kızlarıma kıyamam. Onlar benim kıymetlim. Ben onlara bağıramam. Bugün senin resmini bir başkasının telefonunda görünce çok kötü oldum. Baba ben gerçekten... Tamam, biliyorum kızım, biliyorum. Annen anlattı her şeyi. Sizin suçunuz yok. Şimdi ayıkla pirincin taşını. Hayat sizin zannettiğiniz kadar toz pembe değil. Biz sizi pamuklara sarıp büyüttük. Şarjı başka. Biz adımlarımızı ona göre atmamız lazım. Bizim bir adımız sanımız var çocuğum. Onurumuz için yaşıyoruz biz. Bize laf söz getirmeyin. Ona göre davranın. Belli ki onlar bu hayatı seviyorlar. Alışıklar da. Ama sizin böyle yerlerde işiniz olmaz. Yani paparaziler falan. Biz böyle şeyleri bilmiyoruz. Onlar istediği gibi hayatı yaşarlar. Aklanır giderler. Lekesi bize kalır kızım. Bizim alnımız açık. Malımız da, mülkümüz de, mirasımız da budur. Bizim yüzümüzü yere düşürmeyin. Sizden başka hiçbir şey istemiyorum. Tamam mı bu söz? Söz babacığım. Ha. Ya bir yere mi gideceksiniz? Gelemeyeceksiniz. Beni arayın. Yani pembe kaltımızda şimdi taksimiz de var. Gece saat kaç olursa olsun, nerede olursanız olun ben gelir alırım sizi hemen. Tabii ya. Emre Bey'den, Can Bey'den önce aslan gibi babanız var sizin ya. Alır gelir sizi.
Ha. Ha, duraktan arıyorlar. Alo? Ha, iyi akşamlar Selahattin. Evdeyim, evet. Ha, şikayet mi etmiş? Acele bir işim vardı, birkaç durak önce indirdim, evet. Peki, sana da iyi akşamlar. Tamam. Ne oldu Nihat? Bir müddet durağa gelme dediler. O niye? Şikayet etmişler. Neden? Bugün senin resmini görünce birkaç durak erken bıraktım. Aceleyle eve geleyim, bir an önce burada olayım diye de ondan. Neyse. Üzülme Nihat. Zaten sana göre bir iş değildi. Boş ver sen, takma kafanı kocacığım. Hayırlısı olsun, önemli değil. Hayırlısı olsun. Hadi afiyet olsun. Mr. Mackey'nin bu akşamınızı bize ayırdığınız için ben çok teşekkür ederim size. Rica ederim. Benim için büyük bir zevk. Ben de en az sizin kadar heyecanlıyım bu buluşma için. Yani bir tarafımda reklamcılığın duayeni, diğer tarafımda genç kuşağın en parlak reklamcısı. Ceyda çok çok zarifsin, çok teşekkür ederim ama şahsım adına o kadar abartmasak da olur bence. Açın. Miss Ceyda, senden bahsetmeden önce yaptığın işlerle ilgili çok güzel duyumlar almıştım ben. Öyle mi? Çok çok teşekkür ederim. Sizin haberiniz yoktur tabii ama ben sizden çok şey öğrendim. Özellikle aldığınız ilk Kresto ödülü olan reklam beni çok etkilemişti. Bayağı iyiydi, bayağı, bayağı, bayağı iyiydi. Ayrıca dünya fotoğraf ödüllerinde birincilik kazanan siyah beyaz çalışmanız da çok başarılıydı. Gerçekten çok tebrik ederim sizi. Ben çok çok teşekkür ediyorum sana Can. O zaman kadehlerimizi gelecek ortaklığımıza ve işbirliğimize kaldıralım. Karşım en azından şanslısın yani. İşe gidebiliyorsun, öyle düşün. Çok şanslıyım. Ya senin eve bile gelemiyorum. Evden işe, işten eve. Ya ben de rahat değilim ki evde. Ya ben zaten Ceyda ile konuşayım diyorum şöyle. Bir baş başa konuşayım yani. Ben abim öbür arkamda bitiyor yani. Bir rahat vermiyor yani. Of. Aa, iyi hatırlattın ha. Neyi hatırlattım ya? Ceyda'yı. Ben de Ceyda'yı arayayım hazır abim ortalarda yokken. Ben hatırlattım değil mi? Sen bahane aramıyorsun yani. İyi. Ben de canımı sıratayım. Nasılsın sevgilim? Alo. JJ. Hemen açtın. Telefon elinde miydi ya? Beni arabamı bekliyormuş biliyor musun? Çok tatlısın ama sen. Ne yapacağız? Ha? Ne yapayım ben de işte. Son emsilerdeyim. Geldik işte öyle. Oturuyoruz, muhabbet ediyoruz falan. Ama Mevkübe teyze böyle bayağı kurallar falan koydu. Burası da bayağı gergin yani. Terörist diyor. Sıkı yönetimi ilan etti. Aynen. Zaten sonrasında da hani nasıl derler, benim danışmanlık yapmam için beni çok istemişlerdi o zaman. Zaten sizin danışmanlığınıza da marka zirveye taşındı. Şu Hollandalı şirketle olan ortaklığınızı da anlatsanıza. Hani Türkiye pazarına girmeye hazırlanan. O da çok bambaşka, çok farklı, çok değişik bir hikayeydi benim için. Çok önümü açtı o iş benim. Çok vizyon sahibi oldum. O zaman ben seni rüyamda göreyim bir gün, olur mu? Sen de beni rüyamda görürsün. Anlaştık. Anlaştık. Ya ben seni o zaman daha fazla tutmayayım. Şey, kahvaltıda ne yiyeceksin peki? Yumurta. Herkes yumurta ya. Yumurta diyor. Aynen. Ben de onu yiyeyim de bari aynı anda kahvaltı yapmış olalım. Beraber kahvaltı yapmışız gibi olur falan. Tamam o zaman. Ben seni çok fazla tutmayayım. Sen film falan seyredecektin zaten. O zaman sana iyi seyirler, kapatayım mı? Kapat. Sen kapat. Yok kapatmam vallahi. Sen kapat ya. Allah Allah. Kapat. İyi tamam. O zaman ben kapatıyorum. Aynı kapatmamışsın. Allah Allah. Ayhan. Çok iyi bir fikrim var gel. Kapat işte tamam. Ya ne olacak lan? Kapattın kardeşim. Evet.
Çünkü 4 yıl sürer böyle. Sen kapa, sen kapa. Şu klişelere düşme. Ne oldu? Seninki aramadı herhalde. Ne alakası var? Öyle bir beklentim yok ki. Çalışıyor, işi gücü var. Sıkıntı yok diyorsun yani. Ne sıkıntı olacak? Ayrıca erkeği rahat bırakmak lazım. Yani varlığını belli et. Ama bu kadar sıkma, gerek yok. Tabii, aynen öyle. Aynen. Neye baktın? Saate baktım. Kaçmış? Çekirdek vakti. Ürün basit bir ürün ama her kültürde farklı referansı var. Bence kültürel detaylar üzerinden ilerlenebilir böyle bir projede. Diyorsun ki hani ters köşe yapalım. Ürünlerin değil de duyguların bütünlüğünden bahsedelim. Neden olmasın ki? Bence çok güzel bir fikir. Bu arada müsaadenizle hemen geliyorum. Can, bence McKinnon seni çok sevdi. Fikirlerinden çok etkilendi. Sen adamı önden o kadar etkilemişsin ki zaten gayet normal. Sadece bu kadar mütevazı olmak zorunda mısın? Benim asıl sana teşekkür etmem lazım. Sayende böyle bir duayenden reklamcılıkla ilgili tüyolar alabiliyorum. Benim için zevk. Reklamcı Can değil mi o? Ya böyle, dün başka kadından, bugün başka kadından. Fotoğraflarını çekeyim. Ne yapacaksın? Magazinci bir arkadaşım var. Sen şöyle dur. Magazinci bir arkadaşım var. Ona göndereyim de sevinsin. Çaktırmadan çek. Çekmiyor mu acaba ya? Hayır, belki de mesaj attı, bana gelmedi. İnternetim çekiyor benim. Belki de onun interneti çekmiyor. Olabilir. Merak ettim seni. Eve şimdi geldim sevgilim. Özür dilerim. Uykumu mu yandırdı ya? Tamam aşkım. Yarın erken gel. Kimse gelmeden baş başa kalalım. Tamam aşkım. Deli bir çocuk ya. Günaydın abi. Günaydın. Hayırdır, erkencisin böyle ama ne güzelmiş. Ya seninle konuştuk da bir tık erken gelecek. İnsanlar doluşmadan şöyle güzel güzel kahvaltı edeceğiz. Oo, iyi tamam. O zaman size afiyet olsun. Kaçtım ben. Ellerine sağlık anneciğim. Biz kaçtık. Afiyet olsun. Bir dakika. Anlaştığımız gibi, dün anlaştığımız gibi biliyorsunuz. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Evet, dikkatli olacağız. İşimiz biter bitmez de doğru eve geliyoruz. Aferin. Vakitlice gidecek, vakitlice eve gelinecek. Aferin. Bir de Can Bey'e de söyleyin alsın o motoru. Allah Allah, durmasın o kiler de öyle. Ne gerek var? Anne, bu durumun Can Bey'le ne alakası var? Ya ajanstaki başarımın karşılığında verdiler o motosikleti bana. Anne, evet doğru söylüyor. Sloganı sana mı buldu? O onun hakkı yani. Başka biri bulsaydı sloganı ona vereceklerdi. Bence vermemize gerek yok geri. Allah Allah. Biz yeterince anlaşamadık galiba. Ha? Ben ne dedim size? Babanla bana laf söz getirmeyin dedim, değil mi? Siz hala ajans ayrıca. Başarının üstüne binip gezmen gerekmez. Söyle Can Bey alsın, boş boş akilerde öyle bozulmasın, küflenmesin o da. Hadi. Hadi çocuğum. Öz anne ama ya. Gitti motosiklet. Sinirlendirmeyin. Tamam. Şuraları toplayın, burada toplayın. Onu da düzeltin. Hadi. Beni sinirlendirmeyin. Gitti motosiklet. Ay ablacığım neyse tamam, canını sıkma sen. Sabret, bu günler geçecek. Geçecek bu günler. Tamam, sen niye geliyorsun ki? Can söyledi işte, isteyen her yerde çalışabilir diye. Sen.
Emre'yle buluşacağız, öyle yemeği yiyeceğiz beraber. Şimdi ben evde kalırsam annem çıkmama hayatta izin vermez. Gideceğim orada sahil kenarında güzel bir kafeye oturacağım, yerleşeceğim. Mis gibi çalışacağım. O zaman ben de acele edeyim. Kimse gelmeden Can'la biraz baş başa kalırız belki. Tamam. Ya şuradan toplayıp buradan yapamıyor muyum? Ya öyle olmaz ya senin. Motosikletim. Yani Derin Hanım, nasıl yapacağız şimdi biz? Böyle bilmiyormuş gibi mi davranacağız? Hayır tabii ki Gülizciğim. Bunlar magazin haberi. Dün Sanem'le çıkar, bugün Ceyda ile çıkar, yarın kim bilir kimle çıkar. Kim bilir? Böyle şeyler prim vermiyoruz biz. Arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? İçeri giriyoruz. Aklımızdaki saçma sapan çerçöp fikirleri sokakta bırakıyoruz. Ne yapıyoruz? Yanımıza ne alıyoruz? Yaratıcı fikirlerimizi alıyoruz. Sabahlar çok erken beni bağırdı. Çal. Çaldım. Kahvaltı hazır sevgili. Sevgili arkadaşlar, kahvaltı hazır. Hoş geldiniz. Buyurun. Günaydın sevgili Can. Yürü. Günaydın Can Bey. Vallahi mahalle magazinin gündemine oturdu şekerim. Bütün ülke bizi konuşacak neredeyse kız. Olur mu Şükran? Ama ben çok kızım. Bu çocuğum bunu yapıyor. Bunlar sabah sabah mesaiye başlamışlar. Hay Allah'ım ya. Melahat abla kendini klonladı galiba. Bu ne böyle bütün mahalle dedikoducu olmuş ya. Vallahi biliyor. Sanem! Kız! Ah evladım, geçmiş olsun yavrum. Haberler boy boy yine. Ay geçmiş olacak. Müsaade edersen Melahat ablacığım, geçmiş olacak ama olmuyor. Melahat abla, gündemi değiştirebilirsin. Bunu başarabilirsin. İnanıyorum sana. Değiştir şu gündemi hadi. Evet, dün dünde kaldı. Unutalım, unutturalım Melahat abla. Yayalım bunu. Çocuğum ne diyorsun sen? Ben dünden bahsetmiyorum. Ben bugünkü haberler için geçmiş olsun diyorum yavrum. Ay yani senin gibi kıza da yapılmaz bu yani. Olmadı. Ne haberi, ne yapılmaz? Ah çocuğum ah. Gerçi sana kalsa aranızda bir şey yoktu öyle diyordun ama yok yine de yapılmaz. Olmadı yani. Hiç olmadı. Ya. Melahat abla söylemeyeceksin. Vallahi çatlattın beni burada. Gördünüz değil mi haberleri? Sanemciğim okuduk mu? Leyla çarşaf çarşaf haber boy boy. Ha. Kim kahramanı? Bizim kaslı kovboy. Yanında da kıvırbaş bir tane kız. Bak Sanem sen yabancı değilsin. Bu çocuk seni üzüyorsa ben de bu çocuğu üzerim. Yemin ediyorum bu çocuğu üzerim. Aferin çocuğum, aferin Muzaffer. Sizin magazin okumaktan, izlemekten beyniniz bulanmış bence. Gerçekten ya şunları okuyacağınızda kadın şuraya kütüphane açtı. Gidin orada azıcık kitap okuyun kitap. Ay Leyla dur sen şimdi. Sanem, hiç kıskanmadın mı sen çocuğum bunu? Yok. O benim patronum sonuçta. Neden kıskanayım ki? Hmm. Aman canım nesini kıskanacak? Profesyonel bir hayat. Çocuk da çocuk olsa şekilsiz de bir çocuk. Ne bileyim yani. Kız maşallah endamlı, boylu postu böyle uzun bacaklı. Kız giderli. Allah sahibine bağışlasın. Ben ilgilenmiyorum bu konularla. Çocuklar ben şimdi ne diyeceğim millete? Can Bey'in sevgilisi varmış de. Herkese bunu söyle. Fizan'dan duyuyorsun, yay bunu. Vallaha mı? Kesin bilgi mi? Hemen yayalım. Ben şu tarafa doğru gideyim yayayım. Tamam iyi, ben de bunlara söyleyeyim. Kız Şükran, gelin bakayım bak, bak. Sanem, ablacığım sen iyi misin? Hı-hı. Çenemde bir çekilme var, iyiyim. Fark ettim, bir tuhaflaştı. Ben o kadar börek yaptım kız, kıymadılar ıspanak. Gelin arkadaşlar, çek kapıyı. Gülis. Biz bu yeni firmanın PR sorumlularıyla bağlantı evet. Kurduk mu? Arkadaşlar buyurun. Geçin rahat edin. Böyle afilli branşladığında yiyecek bir şeyler var böyle. Atıştırmalık meyve sularımız var, şeyimiz var, kahvemiz var. İhtiyacınız olan her şey var. Burasını ajans gibi kabul edin. İstediğiniz gibi rahat rahat çalışın. Güzel. Böyle havamız değsin istedim ben. Mekan değsin istedim. Tamam mı arkadaşlar? Yayılabilirsiniz. Geniş geniş oturabilirsiniz. Tamam hadi bakalım. Canlanın ya biraz. Evinizde gibi rahat istedim. Aa. Arkadaşlar uyanamadınız galiba. Ne oluyor ama böyle? Lütfen biraz hareket rica ediyorum. Ben her zaman size ne diyorum? Hayat aksiyondur arkadaşlar, değil mi? Lütfen. Evet. Aksiyon demişken Deren bir gelsene benimle çok rica ediyorum. Tabii. Hemen çalışmaya başlıyorsunuz. Sabah sabah beni delirtmeyin. Merak etmeyin. Deren, niye bu insancıklar böyle canlı cenaze gibi hepsinin üzerinde böyle bir ölü toprağa, böyle bilim kurgu gibiler, içlerine bir şey kaçmış gibiler. Niye? Şöyle bir tahminim var. Uyanamamış olabilirler, sabah kahvelerini içmemiş olabilirler. Hani ben de sabah kahvemi içmeyince böyle sözüm böyle oluyor ya. Belki onun gibi bir şey olabilir mi acaba diye düşünüyorum.
Lütfen çok rica ediyorum beni yeme. Salat yerine beni koyma, tamam mı? Ne iş bu insanlar? Bana anlatır mısın? Zaten hiçbir şeyi de idare edecek halim kalmadı. Can, sen yine magazine düşmüşsün. Yine mi sana haber yapmışlar beni? Ben yalanlamadım mı iki gün önce bu haberleri ya? Yok, bu sefer Ceyda ile çıkmış. Ha, bir de Ceyda ile. Yok artık ya. Yalan haber. Herhalde yalan haber. O zaman ben ama göstereyim sana. Şöyle vereyim, sen. Ya olacak iş değil ya. McGee'nin 2 saniye son derece nazik bir şekilde ben bir tuvalete gidebilir miyim? Tabii falan. Aslında bizi çekmişler ya. Ah. Arkadaşlar. Allah arkadaşlar, yine sabah siz maalesef magazin haberi okumuşsunuz, o yüzden bu haldeymişsiniz. Ben öğrendim. Ben yine benim hakkımda asılsız yalan bir sürü dedikodu çıkmış. Lütfen itibar etmeyiniz. Tamam mı? Şimdi işimize konsantre oluyoruz. Aç o bilgisayarı. Aç canım. Tamam. Ben geliyorum birazdan. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Haber yalanmış. Ceyda Meda yok. Yalan mı? Çıkmış Ceyda ile fotoğrafta. İş yemeğindeydi. E sen de yeseydin. Yedin değil mi bunu? Ya sen bir sussana artık ya. Nasıl yemekse artık mesajlara bile cevap verilemiyor diyorum. Yo, cevap verdi. Eve gelince cevap verdi ama. Gerçekten ağzını burnunu kırmak istiyorum senin. Sürpriz. Melih. Güliz. Hoş geldin. Sürpriz oldu. Aa, neden? Ha, ne bileyim, öyle kapıyı bir anda açınca. Sanem, biliyor musun? Etraf kaynıyor dedikodularla. Ya ne olmuş ki? Can Bey ile Ceyda magazinlere yakalanmış. Ah ya. Bu Can Bey'in de nedir bu magazincilerden çektiği? Evde değil mi şu an? Ben bir girip başsağlığı diyeyim. Bir geçmiş olsun dileklerimi sunayım. Sanemciğim. Can Bey'in evindeyiz, hani çalışacağız ya. Evde tabii ki. Aynen öyle. Çak. Gireyim o zaman. Selam. Şişt, kalk, 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 kalk. Bak gel sana. Bakar mısın? Bakar mısın? Bir de kocaman basmışlar bak. Ya kızlar, bence bu Ceyda taktı kancayı Can Bey. Demedi deme inan. Bir şey söyleyeceğim. Bence farkında yani, zeki kadın. Kendi çağırdı bence magazincileri. Bak poz veriyor bir de, görüyor musun? Evet, tamam artık. Güliz, hadi işimizin başına dönelim mi? Ter. Bizansen kokuyor resmen. Evet, evet. Zaten görmüyor musunuz yani? Bir de CEO, biri CEO, biri de ajans patronu. Güliz'ciğim, aç açına çalışma. Al birazcık kreker. Al bakalım sen de. Biraz yesenize ya. Alın. Yedim zaten, çok yedik de. Öyle bir bakar mısın ya? Denkler ya. Evet, davul bile dengi dengine çünkü, değil mi? Doğru, evet. Evet, dengi dengine. Dengi dengine. Yeter artık. Çok uzatıyorsunuz. Ya gerçekten. Deren Hanım, Deren Hanım, Deren Hanım, Deren Hanım. Arkadaşlar, biz ne yaptık? Konuştuk bu konuyu, kapattık değil mi? Hem ayrıca Can Bey çok göz önünde bir insan. Siz bir takım şeylere alışacaksınız. Böyle haberler yazılır, çizilir bir gün onunla, bir gün bununla. Yani alışacaksınız. Evet arkadaşlar, hepimizin Can Bey'le yaşamayı öğrenmesi gerekiyor. Öğreneceğiz. Evet. Değil mi Sanemciğim? Seninle bile neler yazıldı, çizildi, saçma sapan, yalan yanlış, ne oldu? Benimle bile. İnanabiliyor musunuz, benimle bile. Yani dünyada başka kadın kalmamış gibi benimle bir de. Seninle bile yazdılar. Tamam, benimle bile diyorum zaten. Seninle bile diyoruz zaten. Arkadaşlar, benimle bile diyorum. Seninle bile dedik zaten, güldük bitti. Can Bey geldi. Bu aradığımız ürün kataloğu, bence buna muhakkak bir bakın. Bakmanızda fayda var çünkü. Tabii. Günaydın Can Bey. Aa Sanem, sen de mi buradaydın? Günaydın, hoş geldin. Kolay gelsin. Ay, bütün mahalle çalkalanıyor bu haberlerle. Gerçi bir yerde iyi oldu. Sanem ile Can Bey'in çıkan haberlerini unutturdu. Evet, abim de canı sıkıldı biraz. Sıkılmaz mı ya? Sıkılır tabii. Aslı astarı olmayan haberler. Sen hem de asıl asları var da. Orası öyle. Ya bizim de haberlerimizi yaparlarsa Emre Bey? Mahvolurum. Sen bana Emre Bey dediğin sürece bizim haber verilecek. Doğru Emre. Az alışkanlığı işte. Yıllarca Emre Bey deyince. Yeniliklere alışsalım. Gel.
Yani bu ışık ters geldiği için burada tam çalışamam. Ekranı göremem bilgisayarın. Bu ne hoş bir tasarım. Beğendim. Güzel. Konforlu da. Ama burası da olmaz. Ağaç çok böyle dibimde basar bana. Bu olmaz alanda yok. Burada yine ters ışık. Nerede çalışmak için en güzel yer burasıymış. Fakat dolu. Hiçbir şey de yapılmıyor. Boş boş oturuluyor. Hem biz iki kişiyiz. Buyurun, ben kalkıyordum zaten. Geçebilirsiniz. Aa, öyle mi? Aha, peki. Kusura bakmayın, rahatsız ettim sizi de. Hoşça kalın. Öyle geçebiliriz, evet. Sen nereye oturursun? Aa, şöyle peki. Şöyle seni de tutalım. Burası güzel, romantik de bir yer. Çalışacağım mı var? Romantik dedim, Ayhan aradı. Efendim Ayhan? Çalışıyorum şu an, evet. Yo, ofiste değilim, kafedeyim. Dışarıdan çalışıyorum, freelance. Can Bey izin verdi, o yüzden. Hı-hı. Evet. Olur, gel. Tabii, konum atarım ben sana. Ne alırdınız beyefendi? Şu anda telefondayım ama. Çok uzun. Hı-hı, tamam. Ben konum atıyorum sana şimdi. Hadi atıyorum, bay bay. Ben bir latte ve kruvasan alayım. Bugün dışarıdan çalışıyorum da böyle... Yalnız dışarıdan çalışıyorum, yerden değil. Pardon beyefendi, çok özür dilerim. Ben kusura bakmayın ama olmaz. Metropol erkeğim ben. Evet efendim, ben siparişinizi alayım. Metropol erkeğim. Evet efendim. Kahve. Bunu kahve, evet. Metropolde olsan getir götürcülük demek ki bana işlemiş bunu. Kaldıralım buradan. Evet. O nasıl bir günaydın da? Senin tribini yerim ben. Nasıl bir günaydın olsaydı mesela, bunları mı yapsaydım, şunları mı yapsaydım ha? Böyle bir sarılsam mıydım böyle, doya doya böyle içime çekmeseydim kokunu, ne yapsaydım? Bu enerjide mi olsaydım mesela? Ne olsun isterdin, ne şansın isterdin? Ay. Ne? Yok yok, sakın. Sakın. Ne? Ben sana ayıla bayıla bütün bunların hepsini yapardım, böyle yapardım seni. Pardon ama işte yanlış yerlere çekiliyor, anlıyor musun? Evet, yanlış yerlere çekiliyor. Yani hep de senin başına geliyor böyle şeyler. Hep yanlış yerlere çekiliyor. Sen laf soktun bana kendince. Ne demek istiyorsun şimdi? Yani Ceyda ile yemekte pek samimi pozlar, görüntüler verilmiş de. O yemekte McKinnon da vardı. Adamcağız sıkıştı. İki dakika tuvalete gitti. Biz de böyle yalnız kaldık. Konuşurken çekmişler yani. Hı hı. Dün, bugün her zaman aklımda sen varsın. Hep sen olacaksın. Anlıyor musun? Evet. Yanımdayken bile özlüyorum seni. Ben de öyle. Ben o zaman işimin başına döneyim. Tamam. Yani bütün konsantrasyonumu işe yoğunlaştırayım. Şimdi çay alayım kendime. Heh, buna alayım ki tamam. Gerçekten çok naziksin. Teşekkür ederim. Bye. Rahatsız etmiş oldum herhalde ben senin Cece'yi. Hayır. Ayhan, şu anda bir alınganlık mı var? Hı? Ama söylemiştim ben sana çalışıyorum diye. İş yani. Ha? Hem ne demişler? Önce iş, sonra aşk. Tabii. Öyle mi demişler? Öyle mi demişler? Önce aşk, sonra iş de demiş olabilirler. Ben bir mola vereyim. Evet. Mola. Ayhan, şey yapsana, bir fotoğraf hadi. Aa, fotoğraf çekilelim. Hadi. Evet, nerede çekilelim peki? Şömineyi mi alalım? Ha, şömineyi al, şuradan şöyle çek hadi. Çalışıyormuş gibi olsun. Seni tek mi çekeceğim Cece? Hı? Yok, pıtırcığı da al. Arkada, fonda pıtırcık da olsun. Aynen. Hayır, dünyanın en orijinal insanı gerçekten. Evet. Yani... Nasıl duruyorum? Çekiyorum ben, hı-hı, o zaman. Evet. Çek. Gülümse olmaz. Ciddi olmam lazım. İş yapıyorum. Tamam Cece, sen ciddi ol. Çektim. Tamam. Nasıl yönlendir beni? Bir tane daha. Hı-hı. Çok güzel oldun. Bakayım. Aa, güzel. Ne yazsam altına acaba? Şey yazabilirsin. Sevgilimle ilgilenmezken. Yok, olmaz. Niye? Bence olur. Sevgilime ilgi göstermezken. Ayhan. Habere bak.
Ne oldu? Bana bak. Ne diyor ya bu? Ne diyor ya o? Ne diyor bu? Can Divit'le Ceyda Sancan başka çamağı yazıyor. Fethedek ya. Senemle sevgili değiller miydi bunlar? Benim kankimle sevgili değil mi bunlar? Ne diyor bu ya burada? Bilmiyorum ki. Ben bir kere ormanda öpüşürlerken gördüm o kadar. Sevgili gibilerdi. Can Sancan'la benim var mıdır acaba? Benim Sanemsi'yim. Vallahi arayıp söyleyemem de ben şimdi. Asıl Can Bey'in haberi var mı acaba? Ha? Ha, ne yapacağız? Garson Bey hesabı verir misiniz? Ne diyeceğiz teşekkürler. Şimdi biz yani? Ben onu da bilmiyorum. Gidin. Ne oluyor? Cevcik, ne yapıyorsun? Biraz hızlı gitmiyor muyum? Geç bile kaldık. Geç bile kaldık ya. Hadi ha, Emre Bey burada, Emre Bey burada görmüş olabilir bizi. Leyla ile ele girdiler. Ne diyorsun sen? Leyla, evet. Ne diyorsun? Bir çık bakayım. Çekil. Sevgili ne olmuş onlar? Bağırma, ne bağırıyorsun? Bağırma. Şaşkınlığın içinde yaşa. Bağırma. Sessiz ol. Sessiz ol. Ay yok ya sen. Abini bir çırpıda nasıl olacakmış? Sevgiliymiş mi bunlar bayağı yani? Ha, sevgililer mi? Sevgililer mi? Niye bizim şirkette herkes sevgili oluyor? Ha, kampanya mı var? Black Friday mi? Niye herkes birbiriyle birlikte? Neden bunları ilk ben görüyorum? Niye ben görüyorum? Anksiyetem geliyor. Panik atam geliyor. Saklayamayacağım bir sır daha geliyor. Bak el ele, el ele, el ele. Görüyor musun? Ne yapacağız? Ha. Sakin ol. Sakin ol. Beraber gördük. Öyle düşün. Beraber evet, işte. Bak. Ses. Sakin ol. Sen yeter ki sakin ol. Sakin ol. Bizim buradan bir çıkmamız lazım. Hesap beyefendi. Alın. Ay saçmalama. Ben benden yap. Saçmalama. Ya Cece benden. Şu an yeri benden mi acaba? Ya. Ben ödeyeceğim dedim işte. Ay hancım ben öderim. Ay han. Tamam. Evet. Buyur. Çok teşekkür ederim Cece. Afiyet olsun. Ne demek? Ne yapacağız peki? Onu söylesem de. Garson kılığına mı girsek? Garson kılığı olmadı. Nasıl gireceğiz ki? Buradan kalkamıyoruz. Dosyaları da üstümüzde kapatıyoruz. Küçük küçük gidersen. Olmaz. Daha önce yaptım. Çok dikkat çekiyor. Ha, cam ağacı. Böyle yürüyelim çın 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 çın. Yeni yıl geyiği gibi. Ya hareket eden bir cam ağacı hiç de belli olmaz gerçekten. Belli olsun en azından bizi görmezler arkasında öyle düşün. O da olabilir. Zekiyim. Hı, zekiyim değil mi? Teşekkürler. Sağ ol, teşekkür ederim. Leyla, sen tedirgin gibisin, bir sorun mu var? Senin aklını yine işledim. Hı? Yok, o yüzden değil böyle tedirginliğim. Başka bir şey düşünüyorum Emre. Ne oldu? Ya Sanem ve Can Bey'in haberini yaptılar ya. Acaba bizim de haberimizi yaparlar mı diye çok korkuyorum. Korkma, korkma. Hem ben o kadar göz önünde biri değilim. Ne bileyim yani, onların da böyle haberinin çıkacağı hiç aklıma gelmezdi. Şimdi bizim de haberimizi yaparlarsa vallahi evde kıyamet kopar. Tamam, sen rahat edemeyeceğin istersen gidelim. Yok, o yüzden söylemedim. Ben şu anda çok mutluyum. Hatta en mutlu olduğum yerdeyim diyebilirim. Ben de. Biliyor musun, uzun zamandan beri kimsenin yanında bu kadar huzurlu, mutlu, güvenli, kendin olduğum gibi hissetmemiştim. Akşam sana çok güzel bir sürprizim var. Aa, sürpriz mi? Ay ne? Ay tamam tamam dur, sorulmaz şey, sürprizler sorulmaz. Ben de çok heyecanlıyım, ne yapayım? O kadar mutluyum ki Emre. Burada böyle el ele oturuyor olmamız benim için hayal gibi. Benim de hayal edemeyeceğim şeyler oluyor. Mesela aşık oluyorum. Osman'cığım, mizan seni anladın değil mi? Anladım hocam da ya bir kere daha tekrar edersek bir kere de çıkartmış oluruz. Tamam, bak şimdi mekanı basmışsın. Postanı koyup tek başına çıkıyorsun. Kötü adamlar etrafını sarmış. Sen hepsini tek tek ayıklıyorsun. Yalnız kareografiye çalışınız değil mi? Tabii ki hocam. Tamam hazırsın o zaman adamım. Hazırım hocam. Hazırım hocam. Uzun sen ne yapıyorsun abi? Bana hocam gel dedi. Bana hocam rol yazılacak dedi. Ben de ceketimi kaptım geldim. Ben Osman'la konuşuyorum. Sen nereden çıktın? Hem sen neye hazırsın? Ama ben de rolüme çalıştım. Hazırlanıp da geldim hocam. Evde yaptım ben kendim çalışmamı. Bir de senin burada rolün yok ki arkadaşım. Nasıl? Nerede var? Nereye yazıldı peki? Yazılsın dediniz. O bir yere yazıldı belli ki. Nereye yazıldıysa oraya gideyim. Yemin ediyorum setten çıkmam. Başınıza tebelleş olurum ha. Kızım gel buraya. Efendim hocam. Bu dayak yiyen kötü adamları var ya. Onların arasında bir karıştırın. Dayağı yesin, aklı başına gelsin. Vallahi mi? Allah razı Vallahi. Olsun. Bir dayağı yiyeyim ben güzelce. Karakter artisti. O zaman beni hazırlığa alalım. Aman, aman, aman. Hocam, kusura bakmayın ya. Sen işine odaklan. Ben onu öyle bir yontacağım ki haberi yok mevzu. Şimdi set alanına geçelim.
bir kitaplık. Doğa fotoğrafları kataloğu. Söyleyeceğim ki beni anla. Böyle eskitilmiş de olsa bu kalbi. Minis çatlamış bir diş gibi durduracağım karşında. Soldan 5. kitap. Şiirler söylenir, şiirler biter. Biz bu sevdayı neresine sakladık da sen ona bak da... kahverengi avuçlarına mı gözlerini... tam oradan mı kahverengi yağan bir ayrılma? Evet, çok hoştu. İyi akıl ettim ama. Vallahi ben bir ara dedim ki tamam dedim ya. Kesin dedim yakalanıyoruz yani. Yakalanmadık diyorsun. Evet. Ama bir ara görür gibi de oldular. Evet. Hızlıca kaçınca. Tam. Bu ne ya? Dizi seti mi bu? Aa. Çekim var çünkü. Hangi dizinin çekimi? Biz de bu işlerdeyiz. Biz de reklamcıyız. Evet, biliriz. Evet. Abi. Abi, ne oğlum? Gitsene, ne yapıyorsun? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Sana ne oluyor ya? Ne oluyor? Bak hep çift çift burada ütü izleri var kat kat. Ayhan? Abi, ne yapıyorsun? Değil. Sen ne yapıyorsun burada? Ben şimdi... Mekanda kim duruyor? Yani işte ben kasapta biraz sıkıldım, hava alayım dedim. Hem seni de sette bir göreyim dedim, ne yapıyorsun diye özlemişim yani. İyi bakalım. Dur izle o zaman. İzledim, sen var ya. Kesin çok muhteşem oynuyorsun da. Benim. Ben hazır, başlıyoruz. Tamam. Abim geldi. Önce böyle püf noktalar veriyorum. Sen bunları birleştirip yapabilirsin diye düşünüyorum. Hadi görüşürüz. görüşürüz abi. İnşallah görmezsin abi şunları ya. JJ gitti JJ. Osman mekandan çıkacaksın. Siz hep beraber etrafını saracaksınız. Anlaşılmayacak bir şey. Daha böyle bir sermesiz emir. Hocam lafınızı valla kesiyorum da bende parlama var mı acaba? Bir makyaja geçsem de benden parlamayı mı alsınlar? Oğlum defileye mi çıkacaksın arkadaşım? Tamam, iyisin böyle. İyi miyim? İyisin. Vallahi mi? En iyi yardımcı erkekten başlıyorum. Hadi inşallah. Mutlucuğum. Tamam. Osman. Şimdi kötü adamlar etrafını saracak. Sana ilk Muzaffer saldıracak. Bir dakika. Benim filmdeki adım Muzaffer mi? Bana bir isim bulalım. Ben Muzaffer olarak mı oynayacağım? Karakter artistliği nereye gitti? Canım benim. İsminde yok. Repliğinde yok. Saldır dedik, saldıracaksın işte. Ama hocam buna Muzaffer olarak saldırmak var. Necmettin olarak saldırmak var. Misal bir Kamil çok farklı saldırabilir. Metot oyunculuğu budur. Bizden ne olur senin? Rol verdin. Kung fu yaparak saldır. Vallahi mi? Ben buna kung fu yapayım. Yemin ediyorum ben bunun ağzını Çince uçururum. Siz bunu... Gidiyoruz arkadaşlar. Tamam. Haydi. Ne çekiyorsunuz burada? Dizi. Ne oluyor burada? Dizi çekiyorlarmış. Üşümüşsündür sen şimdi. Yani. Ne
Ya Emre, sana bir dosyayı imzalatmam gerekiyordu da şirkete uğrayalım mı bir? Olur tamam. Tamam. Kayda giriyoruz arkadaşlar, haydi. 3, 2, 1, oyun. Şişt, kayıt geldi Osman, vuruyorum kardeşim. Şişt, yumruğu atıyorum, oyun ala. Osman, Osman. Oğlum, Osman geliyorum bak, vuruyorum. Yaradana sığınıp vuruyorum, yemin ediyorum. Osman ne yapıyorsun sen? Muzo. Kestik. Koş koş koş. Muzo iyi misin abi? Çok özür diliyorum Can Bey. David kokuyu alıyor musun ya? Ne kokusu Can Bey? Böyle bir baş döndürücü, bir çekici. Anlıyor musun? İyi bir fikrin kokusu ya. Kesiyorum seni 15 dakikadır. Yaptıklarına bakıyorum yani. Bayağı iyi gidiyor. İyi yoldasın. Yürü oradan. İlerle. Sağ olun Can Bey. Selam. Sürpriz. Hoş geldin. Ne oldu? Öpme hiç. Biraz tatsızım. Gözlerden sıkıntım var. Bayağı bir tatsız uzun hikaye. Bulaşıcıyım işte, o yüzden yanaşmış. Aa. Ya ajansı eve taşımışsınız. Ben de Emre'yi aradım, sana ulaşamayınca adresi verdi. Sana süper haberlerim var. Hemen konuşmamız lazım. Ne diyorsun ya? Mutfağa geçelim o zaman. Orada hem kahve yapayım. Ha süper. Magazin dünyasının iki genç çifti yeniden bir arada. Arkadaşlar rahat mısınız? Ne oluyor öyle hemen bir kümeleşiyorsunuz? Hayır, ben niye hiç böyle bir ne bileyim klavye tıkırtısı duymuyorum, bir zeka pırıltısı görmüyorum. Şaşırdınız iyice ama. Ne mi diyeceğim, ne diyeceğim diyemem ki şu anda. Hiç gelmese miydim acaba? Ne yapacağız? Hı? Ne yapalım? Söylemem lazım. İlk benden duyması lazım ama başkalarından duymaması lazım. Sadece Can Bey'e söyleyeceğim. Gideceğim ve sadece ona söyleyeceğim. Başka kimseye söylemeyeceğim. Kapı açılacak. Kim çıkarsa çıksın Can Bey'e söyleyeceğim. Başka kimseye söylemeyeceğim. Ve hemen çıkacağım Can Bey'e söyleyip. Tabii öyle yapacağım. Can Bey'e söyleyeceğim sadece. Can Bey'e söyleyeceğim direkt. Can Bey ile Ceyda haberlere düşmüş sevgili diye biliyor musun Gülis? Ha? Haberin var mı bundan? Oho, haberler bayatladı bile CC. Nasıl? Siz biliyor musunuz? Herkes biliyor mu? Evet, evet ama işte Aslı var mı onu bilmiyoruz. Sen kesin biliyorsundur, söyle zannederim. Neyi söyle? Niye elimi tetikliyorsun şu anda? Hı? Neyi söyle? Bilmiyorum falan. Nereden bileceğim Gülis? Kapı ağzında soru geçecek miyiz? Sen çekil. Tamam, tamam geç. Hemen içerideler mi? İçerideler, içerideler. Tamam. Geç. Ben hemen dosyayı alıp geliyorum canım. Ben de gelsem özlemeyeceğim seni. Ama şimdi birlikte gidersek güvenlik görür, bizi dikkat çekeriz. Evet. Ha Leyla. Ne işin var senin burada? Asıl senin o kızla ne işin var açıklayacaksın. İtiraf edeyim mi? Leyla'dan hoşlanıyorum. Saçmalama! Senin o kadınla ne işin olabilir ki? Sen onda ne bulmuş olabilirsin ki? Sende bulamadım her şey. Güven, sevgi, saflık. İlk defa biri karşılıksız seviyor beni. Onun yanında o kadar huzurluyum, mutluyum ki. Emre yeter! Yeter! Bu işe hemen bir son vereceksin. Beni bu şekilde bırakamazsın. Beni terk edemezsin. Aylin, ben senden vazgeçtim. Biz artık hiçbir şeyiz. Emreciğim yanılıyorsun. Biz seninle o kadar çok şeyiz ki. Biz seninle ruh eşiyiz.
Biz seninle suç ortağıyız. Siz hisselerinizi geri vermeyeceksiniz. İyi de bu mücadelemiz için yeterli olacak mı? Siz aileni vekiliniz olarak görevlendireceksiniz. Ailen şirkete girecek. Ondan sonrası da çorap söküğü gibi gelecek. Yani ikimiz her şeyi halledeceğiz. Eski günlerdeki gibi. Siz hiç merak etmeyin. Peki Can? Can fark edince ne olacak? Fark etmeyecek ki. Nasıl? Aylin, sizin vekiliniz olarak ajans adımını attığında abim delirecek. Hata üzerine hata yapacak. Merak etmeyin. Onu çok iyi tanıyorum. Ondan sonrası da Aylin'le bende. Gördün mü? Biz pek de farklı sayılmayız Emre'cim. Bunlar senin ruhunda var. Bunları Can duyarsa ne olur? Annen bile yüzüne bakmaz. Ya Leyla duyarsa ne olur? Kızın yüreğine iner herhalde. Leyla'yı bu işe karıştırma. Çekil buradan, bir daha gözüm görmez. Çekil! Emre'cim, Leyla bu işe çoktan karıştı. Bu ses kaydını Can'la Leyla'yı dinletmemem için bana tek bir neden söyle. Söyleyemiyorsun. Bu akşam bu işe bir son vereceksin. Leyla ile konuşacaksın. Ya da yarın ben konuşurum. Dosyayı nereye koydum bulamadım. Kusura bakma, seni de beklettim biraz. Önemli değil. Sen iyi misin? Evet, güzel. Notların çok efendim. İyi düşünmüşsün ya. Yiyecek yani, misin? Arada çalışanlara böyle farklı ortamlar sunmak lazım. Aynen öyle. Bizimkisi gibi yaratıcı işlerde böyle mekan değişiklikleri falan çok iyi geliyor çalışanlara. Her gün aynı ofise git tıkıl orada falan, kasvet çöküyor. Böyle bir darlanıyor insanlar. Yani yaratıcılıkların körelmemesi adına, hayal gücünü teşvik etmek adına böyle tebdili mekanlar güzel hareket oluyor yani. Vallahi bu ajansın çalışanları çok şanslı. Senin gibi bir patrona sahip olmak büyük nimet. Gerçekten Can Bey gibi patronumuz olduğu için çok şanslıyız değil mi arkadaşlar? Kesinlikle. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Çok özür diliyorum, çok özür dilerim. Lafınızın arasına girdim ama böyle. Sanem, Ceyda bugün çok harika bir haberle geldi buraya. McKinnon dün benim fikirlerimden bayağı bir etkilenmiş. Uluslararası danışmanlık hizmeti verdiği bir ajansla çalışabiliriz. Yani bizi paslayacakmış gibi duruyor, bakalım. Senin gibi bir yeteneği beğenmeyip de ne yapacaktı? Sanem, sakin. O zaman haber de şuradan. Elimi kaptı Salim. Salim. Bu arada bu güzel haberi getirdiğime göre bir yemeği hak ettim değil mi? Ne dersin? Olur olur tabii ki. Kendine gel Salim. Tamam o zaman ben gidiyorum. Size kolay gelsin. Geçireyim ben seni. Görüşürüz. Bye. Bye. Salim dur, nereye gidiyorsun? Ben kendime bir çay yapacağım yoksa gerçekten patlamak üzereyim. Masayı devireceğim şimdi. Tamam sakin. Yeşil çay iç. Yeşil iç, o sakinleştirir. Yeşil ya, o yüzden. Evet. Aa. Ya ne olacaktı? Sen korkundan adamı saklıyorsun köşe bucak. Ceyda korkusuz. Çat diye söylüyor yemeğe gidelim diye. Hayır. Can'ın her daveti kabul etmesi bence çok anlamsız. Reddedebilirdi. Neden? Güzel kız, niyeti belli. Neden oyalansın adam seninle? Çünkü beni seviyor, onu değil. Ondan bu kadar emin olma bence. Susar mısın? Kapa çeneni, gerçekten bıçak atacağım oraya. Sen daha sakla herkesten. Meydanı boş bırakmayacaksın hiçbir zaman. Ben sana söyleyeyim. Evet. Evet ya. Ben niye bağıra bağıra söylemiyorum ki hissettiklerimi? Herkese her şeyi söyleyeceğim ben. İlk önce anneme söyleyeceğim. Kafa sesimle anlaşma yaptım şu anda. İnanılmaz. Sanem. Can. İyi misin? İyiyim.
İyi miyim mi? Sinirden konuşamıyorum bile. Bu kadın sana yazıyor, yürüyor. Yani odak noktası olmuşsun onun belli. Şu mesele. Ya birini çok sevdiğin halde ona yaklaşamamak ne demek? Nasıl bir his biliyor musun? Biliyorum. Aha. Yani herkes onunla konuşuyor, herkes onunla ilgileniyor ama sen hiçbir şey söyleyemiyorsun. Sen ona yaklaşamıyorsun, sen ona davranamıyorsun. O yüzden ben artık çok sıkıldım bundan. Herkese her şeyi söyleyeceğim. Ama ilk anneme söyleyeceğim. İşte bu kararlılık, işte bu sevgilim. Ama ilk anneme söyleyeceğim. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Konuşunuz bebeğim. Bu arada ilk annene söyleyeceksin. Resmen aklımı okudun. Bir şey oldu ya. Vallahi hiç keyfin yok. Yol boyunca ağzında bıçak açmadı. İyi misin? Leyla. Ne yapamayacağım? Neyi yapamayacaksın? Bu aramızda olan her neyse iyi olmayacak sonra. Üzüleceğiz ikimiz de. Dedikodular, iş yeri, ailen... De yetmezmiş gibi magazin. Henüz daha yolun başındayken biz ayrılalım. İlişkimize iş ilişkisi olarak devam edelim. Ne diyorsun sen ya? Daha az önce otoparkta beni öptün. Biliyorum. Biliyorum, özür dilerim. Hiçbir şey anlamıyorum. İkimiz için en iyisi bu. Nasıl istersen. Soğan doğruyorum çocuğum. Gördüğünüz gibi sizin yapmanız gereken işleri ananız yapıyor. Ne? Çok haklısın. Ne oldu? Biraz konuşabilir miyiz? Konuş çocuğum. Sen niye mahzunlaştın sen yine öyle? Anne sen çok haklıydın. Haklıyım tabii. Yani konu ne bilmiyorum ama annelere baktıdır çocuğum. Hangi konuda? Can. Can Bey. Anne. Can Bey. Hı. Anne ben Can'ı seviyorum. Çok seviyorum. O da beni seviyor. Yani okuduğunuz haberler doğru. Anne iyi misin? Anne! Anne biz Can'la birbirimizi çok seviyoruz. Anne! Anne! Anne iyi misin? Biz el ele tutuşmuştuk. O görüntüleri de o zaman almışlar. Anneciğim iyi misin? Anne iyi mi? Ne? Su. Su vereyim. Anne su. Su vereyim, su vereyim, su vereyim. Yani biz birbirimizi çok seviyoruz. Biz sevgiliyiz Can'la. Anneciğim ben sürekli onu düşünüyorum. Ciddi düşünüyorum. Yani sabah onu düşünüyorum, akşam onu düşünüyorum. Sürekli onu düşünüyorum. Birbirimize şiirler yazıyoruz biz. Çünkü sana karşı dürüst oldum. Kızmadın değil mi bana? Ben hep dürüstüm. Gel! Sevgi! Sevgi!
Leyla? Leyla ne haber? İyiyim Osman, eve gidiyorum. Leyla ne oldu, ağladın mı sen? Ne oldu? Bir şey olmadı Osman, ben var ya aptalım tekiyim. Gerizekalıyım ben. Leyla bugün seni Emre ile gördüm, o mu bir şey yaptı? Emre deme bana ya, anladığını anla. Emre diye biri yok artık benim için. Leyla, Emre sana bir şey mi yaptı? Bir şey yapmadı Osman. Ama biliyor musun, sen haklıydın. O iyi biri değil. Hadi gel istersen bir sahile gidelim. Yani sana da iyi gelir. Yok Osman, sağ ol. Hem zaten sen de bu saatte dükkanı boş bırakma. Saçmalama Leyla. Bak benim aklım sende kalacak. Eve de gitsem Mevkibe teyze gelip sana soru soracak. Hem sahile gidelim, hava almış olursun. Doğru söylüyorsun aslında, yürümek iyi gelir. Ama benim biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var Osman. Ama yine de sağ ol. Görüşürüz. Anne, anneciğim, anneciğim, ama ben sana her şeyi anlattım zaten. Gizlemedim ki senden hiçbir şeyi. Tabii tabii canım, gizlemedim tabii. Anne söyledim işte, gizlemedim diyorum. Gizlese miydim o zaman daha mı iyi olurdu? İyi ki gizlemediniz çocuğum, maşallah vallahi. Gazetelere çıkana kadar beklediniz. Biz de babanla ikimiz milletin ağzını kapatalım diye uğraşıyoruz. Ay, safız ya biz, safız biz. Meğersem ne fındıklar kırmışlar. Dur anneciğim, dur ben sana yardım edeyim. Bırak. Bırak, öyle mi tutulur? Roman evresi mi, öyle mi şey yapılır ya? Sen daha odanı toplamayı bilmiyorsun, bir de aşık olmuşsun. Bastı bacak. Gönül ferman mı dinliyor? Sen aşık olmadın mı? Gerizekalı. Aptal kızım benim. Güzel kızım benim, yavrum evladım. Onlar zengin insanlar. Onlar atlar, katlar, yatlar, her şeylerin sahibi. Biz kimiz? Bizim edimiz budumuz da biz onlarla nasıl başa çıkacağız çocuğum? Ama insan sevince... Ha işte, ev benası o ya. İnsan sevinci olur zannediyor. Sonradan çıkıyor, öyle olmayacak işte. Affettin mi? Affettim de. Ne olur affettim de beni. Ne olur affettim de. Affettim kızımı ben de. Hadi be. En çok seni mi seviyorum de. Hayır, affetmedim. Git kedi affettim gibi yanaşma. Ne olur. Ne yapıyorsunuz burada böyle? Hiç annemle odamı topluyoruz. Anne, senin başın mı tuttu yine? Tuttu. Benim başım tutmasın, başı tutsun ya. Kız kardeşin gitmiş, patronuna aşık olmuş Leyla ya. Olacak iş mi? Doğru. İnsan patronuna aşık olmamalı. Çünkü patrona aşık olunmaz. Patrona aşık olunmaz çünkü. Silkele mağlı gibi Allah aşkına küçük küçük toz yaptın her yere. Nasıl olmaz ya? İki gönül biri olunca samanlık seyran olur abla, ne alakası var? O eskiden de o. Eskiden biz 6 yaşındaydınız, küçücüktünüz o zaman, ne bileyim ya. Böyle bir insanlar birbirini severdi, böyle gönül önemliydi, sevgi önemliydi. O zaman para önemliydik, şimdi para. Her şey para, biz nasıl baş edelim, biz nasıl, nasıl ya? Biz boy ölçüşemeyiz ki ondan. Ya bırakın Allah aşkına, ne haliniz varsa görün ben. Ben yemek yapacağım. Ben yemek yapacağım. Ne oluyor sana ya? Söyle, biz ayrıldık. Ne? Öylece ayrıldı yani senden. Biz farklıymışız. Başka dünyaların insanlarıymışız. Şimdi mi farkına vardı peki? Sana açılmadan, sana iltifatlar etmeden, seni yemeğe çıkarmadan önce aklın neredeydi? O zaman oluyordu da şimdi mi olmuyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani iki dakika önce benim gözlerim içine sevgiyle bakan adam... İki dakika sonra bir geldi buz gibi. Anlayamıyorum neden böyle davrandığını. Neymiş? Çıkan haberlerden etkilenmiş. Çok saçma. Ama ben bunun böyle olacağını biliyordum. Ben bunun böyle olacağını biliyordum. Ve bu yüzden yıllarca ben o duygumu içimde tuttum.
patronum olduğu için ona hiçbir şey söylemedim. Çünkü patronla çalışanın ilişkisi çok mantıksız. Ama işte insan aşık olunca böyle mantıksız şeyler yapıyor. Ben çok özür dilerim. Yani böyle sert çıktım. Çok sinirlendim çünkü seni kırmak istemedim ben. O kadar kötüydüm ki çıkayım biraz yürüyeyim dedim belki iyi gelir diye. Ama aklıma geldikçe kendimi çok kötü hissediyorum. Ben yarın işe gitmek istemiyorum. Emre ile karşılaşmaya hazır değilim, buna hazır değilim. Tamam, tamam abla. Yani ben bir şekilde idare ederim seni. Hasta falan derim, ne bileyim. Biraz uyuyayım. Belki o zaman bu kabus biter. Sevgilim konuşabildin mi annemle? Merak ediyorum seni. Konuştum sevgilim, konuştum. Kızdı ama rahatladım. Anlatırım yarın. İyi, en azından biliyor artık, o da bir şey. Tamam sevgilim, yarın konuşuruz. Emre? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Yani iyiyim diyorsun ama pek iyi görünmüyorsun. Kahve yapsaydın ya sen onun yerine. Yok. Biraz içeyim ben anne, sağ ol. Aha, dur bakalım, dur. Gel, gel şöyle. Söyle bakalım, neyin var? Canın sıkkın. Leyla'yla. Bitti. Nasıl bitti ya? Daha dün... Dün de kaldı be abi. Bir anlık heyecanla verilmiş bir karardı. Mantıklı düşününce olmayacağı çok belliydi. Nesi belliydi Emre? Yani Leyla'dan bahsederken senin gözlerin içi giriyordu, ben görüyordum. Patron, çalışan zor be abi. Hem biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Gerçekçi düşünmek lazım. Gerçekçi değil, aşkla, kalpten düşünmek lazım Emre. Karşına çıkan insan nefesini kesiyorsa, en olur olmadık yerlerde aklına geliyorsa, yanında değilken bile kokusunu duyuyorsan, aklın değil, kalbin konuşuyor demektir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden şimdi bence sen bunu bırak. Şöyle sıcak, güzel bir duşa gir. Tamam mı? Üzerine de bir uyu, tertemiz. Daha sağlıklı düşünürsün. Tamam, hadi gel.
bir şey söylemişim acaba? Söylemedim neden? Afiyet olsun size. Evliya. Bir şey yemedin kızım. Kendimi çok aç hissetmiyorum baba ya. Canım istemiyor. İyi. İş yerinde bir şeyler atıştırırsın o zaman kızım. Yok, ben bugün işe gitmeyeceğim baba. Sen? İşe gitmeyeceksin. Neden? Nezle olmuşum da biraz. Yukarıda dinleneceğim. Hatta ben gideyim, size de bulaştırmayayım nezle. Allah Allah. Neyse, ben doydum. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kaç çocuğum kaç, sen aman yakalanma sakın. Çok dikkat et. Tamam, merak etme anne ya. Bana bak, o motosiklet gidecek. İkiletmeyin benim lafımı. Tamam anne. Bir de ben bugün geleceğim, bakayım şirkete Can Bey'le bir konuşacağım. Ne konuşacaksın? Ne demek ne konuşacaksın? Yavrum, madem ilişkiniz var, konuşalım, bir öğrenelim yani niyeti ciddi mi değil mi, neymiş? Ama anne ya. Yasıması yok. Yasıması yok. Gönül işi olmaz iş yerinde çocuğum. Bakalım gününü gün mü ediyor, ne yapıyor? Ayağını denk al. Tamam. Mırtmaçlar, mırtmaçlar da kısa etekler, beni sinir ediyorlar. Günaydın. Dışarıda buluşabilir miyiz acaba ajansa gitmeden önce? Olur. Ne oldu? Sesin biraz garip geliyor. Bir yaramazlık mı var? İyiyim, iyiyim. Sadece konuşmamız gereken bir şey var. Ay! Vay! Ajansım patlattı. Çok korktum. Aç mısın? Üşüyor musun? Gidelim buradan. Ha, çok güzel geldi. Hayır, olmaz. Kahvaltı edelim, hadi gel. Olmaz, hayır. İyi üşü, don o zaman burada. Benim seninle bir an önce konuşmam lazım. Zaten zar zor topladım cesaretimi. Cesaretini? Hayırdır inşallah. Can, ben çok düşündüm ve bir karar verdim. Karar verdin. Ne güzel. Hadi bakalım, dinliyorum. Ben bu yaşadıklarımız yüzünden gerçekten çok bunaldım. Aileme yalan söyledim, kendimi çok mahcup hissediyorum. Ya ajanstakiler de arkamdan söylemediklerini bırakmadılar zaten. Ya, terfi ettim, buna bile doğru düzgün sevinemedim ben. Ben dün anneme seni sevdiğimi söyledim. Delirdi. Yani bileğimin hakkıyla motosiklet kazandım, onu bile çok gördü. Elimden almaya çalışıyorlar. Her şey rüya gibi başladı. Ama kabusa döneceğim. Dönmeye de devam edecek, biliyorum. O yüzden en doğrusu ayrılmam. Ayrılman. Ayrılalım mı diyorsun yani? Hayır. Ben ajansdan ayrılmaktan bahsediyorum. Ben senden nasıl ayrılabilirim ki? Hiçbir yere gidemezsin. Anlıyor musun? Bırakmam seni. Ben sana dokunamasam da, sarılamasam da, varlığını yanımda hissetmen yetiyor mu? Hep sürekli gözümün önünde ol istiyorum. Ben de hep senin yanında olmak istiyorum. Ama ajansla bu şekilde çalışmaya devam edersek gözleri üstümüzde olacak. Annem de rahat bırakmayacak.
Olayları biraz büyütüyor olabilir misin sen? Başkalarına göre mi yaşayacağız biz bu hayatı? Bak canım, bu söyleyeceklerim sana garip gelecek biliyorum. Ama ajansta daha fazla göze batacağız. Annem 2-3 gün sonra sormaya başlayacak. Ne zaman evleneceksiniz diyecek. Söz nişan ne zaman diyecek. Desinler. Biz de evleniriz o zaman.